çekeceğini umduğumuz konu başlıklarımızı sizlere aktarmak istiyorum. Elazığ'da eğitimi konuşacağız bugün sevgili seyirciler. Elazığ'da eğitim, milli eğitim ve üniversite bazında eğitimde ne durumdayız? Elazığ'ın eğitimdeki başarı seviyesi ileri gitmesi beklenirken neden geriye doğru ilerliyor? Bu konuyu irdeleyeceğiz. Yine bir diğer konumuz, bildiğiniz gibi Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne 2017'de yapılan bombalı saldırının ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün yeri değişmiş, geçici olarak bir yere taşınmıştı ve şu anda yeni yeri yapılıyor, inşaatı bitmek üzere. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün orada konuştuğu olmasının gerek güvenlik açısından, gerekse o bölgedeki trafik akışı açısından getirileri götürüleri nelerdir, bunları konuşacağız. Yine bir diğer konu, bildiğiniz gibi Kapalı Çarşı ve etrafında hakikaten dışarıdan gelen misafirlerimizi de götürdüğümüzde, Kapalı Çarşı'ya alışveriş için götürdüğümüzde orada maalesef pek hoş bir manzara ile karşılaşmıyoruz. Bu konuyla ilgili ne yapılabilir? Oradaki bu keşmekeşliğin içerisinden nasıl çıkılabilir? Bu konudaki görüşlerini aktaracak değerli program arkadaşlarım. Ve yine ulusal bir gündem başlığı. Bildiğiniz gibi son dönemde Akdeniz'de Türkiye akıl almaz bir baskı yiyor. Akıl almaz bir psikolojik savaş uygulanıyor adeta Türkiye'ye. Orada doğalgaz ve petrol arama noktasında Türkiye'ye sınırlar çiziliyor. Buraların, belirlenen yerlerin dışında arama yapamazsın Türkiye deniliyor. Bu konular çerçevesinde Ajanda programını bu akşam da sizlerle buluşturuyoruz. Evet, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün. Sayın Yazgın, Sayın Evliyaoğlu, Sayın Gök, Sayın Sunguroğlu. Biz hemen Elazığ'ın eğitimiyle ajandayı başlatalım. Elazığ'da eğitimde geriye doğru bir gidiş mi söz konusu? Bu gözlemleniyor. Kamuoyunda yaygın olarak böyle bir kanı hakim. Ancak bu anlamda sizin tespitleriniz nelerdir? Sayın Sunguroğlu, sizinle başlayalım. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi dışarıdan gördüğümüz kadarıyla elimizde çok fazla veri yok. Evet. Ama dışarıdan gördüğümüz kadarıyla Elazığ'da daha önceki yılların istatistiğine baktığımızda en son 2013 yılının bir istatistiği var. Elazığ orada 35. sırada. Şu andaki 2016 yılında yine Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış olduğu, kendisine yapmış olduğu bir analize göre de 17. sırada. Biz bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüz ziyaretimizde, sizle evet, beraber ziyaretimizde beraber bu rakamları gittik, istemiştik. Evet. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz sağ olsun bir bilgi aktardı bize bu konuda. Buna göre Elazığ'da Türkiye ortalamasıyla aynı. Yalnız enteresan bir şey var. Yani Türkiye'de de düşüş var. Türkiye'de de düşüş var. Evet. Yani mesela YGS 2014'te Türkiye 41.11, Elazığ 42.12. Evet. 2015'te 35.74, Elazığ 37.13 düşmüş. 2016'da tekrar yükselmiş 45'e 43. Ondan sonraki yıl 2017 yılında 38'e 41 olmuş. Ve maalesef 2018'de de 31'e 32 olmuş. Yani bu oran gittikçe tabii bu mutlaka ki bizim genel eğitim sistemimizden kaynaklı bir şey. Yani daha evet, çok hayatı, ben bu konuda biraz araştırma yaptığımda eğitimci abilerimiz, kardeşlerimiz bize hep şunu söylediler. Eğitim sistemi değişti. Artık insanları hayata alıştırıyoruz. Hayata geçişi hızlandırmaya çalışıyoruz gibi bir terimde bulundular. Ama ben bugünkü yapıya baktığınızda, atlası açtığınızda ülkelerin yerini bulmakta, coğrafi bölgeleri bulmakta zorlanan bir gençlik görüyorum. Bizim iş hayatımızda da özellikle perakende sektöründe bu öğrencilerimizin, bu kardeşlerimizin
çok dünya ile entegre olmadıklarını görüyoruz. Yani bu sadece Elazığ'da değil, bizim çeşitli şehirlerde de işlerimiz var. Hepsinde aynı problemi yaşıyoruz. Yani kelime hazinesi zayıflığı gibi konularda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Tabii bu demin de söylediğim gibi Türkiye'deki eğitim sisteminin bir eksikliği bana göre. Çünkü özellikle meslek liselerinin azaltılması, evet. İmam Hatiplerin meslek lisesi kapsamında çoğaltılması. Biz tabii ki burada şunu söylerken İmam Hatiplere karşı bir tavrımızın olduğu evet. anlaşılmasın. Ama burada mutlaka meslek liselerinin, yani şu anda bir tekniker pozisyondaki insanların azlığının farkına varma şansımız var bizim. Bu yüzden biraz daha eğitimimizin ciddiyetinden biraz uzak gibi görüyorum. Ben mesela bazı okulları ziyarete gittiğimizde bizim dönemimizdeki kılık kıyafetten, bizim dönemimizdeki öğretmenlerimizin giyiminden de biraz tavizler verildiğini farkına varıyoruz. Bu bizi benim biraz garibime gidiyor esasında. Yani bizim dönemimizdeki o giyim kuşam, o şey maalesef yok. Tabii bunun program içerisinde yine ikinci evet. turda da yine söyleyeceklerimizden evet. Şimdi aslında izleyicilerimizle de ben paylaşmanızı isteyeceğim. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki özel sohbetimiz esnasında evet. da anlattınız. Elazığ'dan üniversiteyi kazanıp İstanbul'a giden bir öğrencinin hocasıyla tabii yani diyalog. geçmiş dönemlerde Elazığ'da eğitimin çok yani kendim. Benim bu anlattığım 60'lı yıllar. Evet. O dönemde uzay matematiğinden tutun da tabii o zamanki eğitim sisteminden de evet. bu kaynaklı. Yani bugün artık bunları söylediğimizde bize şöyle bir cevapla geliyor insanlar. İşte boş bilgilerle dolduruldu gibi ama bazı yarışma programlarında Yunus Bey televizyonda da izlediğimiz kadarıyla evet. genel kültür konusunda tabii içinden çok cevher insanlar da çıkıyor. Ben dün bir televizyon programında, ulusal bir televizyon programında izledim. Türkiye'den beyin göçü %63 artmış. Evet. Bu çok önemli bir hadise. Önemli yani bir rakam, evet. beyin göçünün gitmesi ki hükümetimiz de bu konuda bir tedbir almaya başladı. İşte yurt dışından okuyup orada kalanlara özel bu tarafta Türkiye tarafında özel imkanlar sağlanacak diye. Bu rakamı duyunca ben çok üzüldüm. Evet. evet. Bundan çok araştırma şansım da olmadı. Dün duyduğum bir hadiseydi bu ulusal bir televizyonda. Ama bu cidden insanın içini burkuyor. Ve bu beyin göçünün sebebinin çok iyi araştırılması lazım. Çok analiz iyi analiz edilmesi lazım. Evet. Ama biz iş dünyasına baktığınız zaman hakikaten gelen kardeşlerimizin biraz boşlukları olduğunu farkına varıyoruz maalesef. Hı hı, hı. Tabii bunu dediğim gibi programın ikinci turunda yine değerlendireceğiz. Değerlendireceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sayın Evliyaoğlu iyi akşamlar. Sizinle devam edelim. Size Aynen. göre eğitime şöyle bir bakarsanız ne durumdayız? Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi Türkiye'de başında milli olan iki bakanlık var. Biri Milli Savunma Bakanlığı, diğeri de Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Savunma Bakanlığı yıllardır PKK, FETÖ, birumum içerideki ve dışarıdaki mücadelelerden dolayı bir sürü mücadeleler yaptı. Evet. Bana göre Milli Savunma Bakanlığı şu 2018 yılına geldiğimiz noktada kendi iç yapısını ve dış yapısını tamamlanmış bulunmakta. Ama milli eğitime geldiğimiz zaman milli eğitimde önümde birkaç veri var. Hemen evet. bunlarla alakalı bilgi vermek istiyorum. Evet. 15 yıl içerisinde 14 kez sistem değiştirilmiş. 15 yılda 14 kez. Evet. evet. Yani sadece Elazığ değil, tüm Türkiye aslında yani. Genelden yerele inmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani 16 yıllık bir AK Parti iktidarı söz konusu, 15 yılda 14 kez sistem değiştirilmiş, 2004 yılında müfredat değiştirilmiş, 2005 yılında 3 yıllık liseler 4 yıla çıkmış, 2007 yılında işte 3 aşamalı sınav gelmiş, 2009 yılında üniversite giriş kat sayıları arttırılmış, ÖSS yerine İşte LGS, YGS gelmiş, 4+4 sistemleri gelmiş, TEOG
uygulanmış, evet. Sonra TEO kaldırılmış derken sonuç olarak 14 kez sistem değiştirilmiş ve 7 Milli Eğitim Bakanı değiştirilmiş. Şimdi olaya bu perspektiften baktığımız zaman Milli Eğitim Bakanı bugün Milli Eğitim Bakanlığı yaparken 2 ay sonra Milli Savunma Bakanlığı yapabiliyor Türkiye'de. Evet. Ondan sonra da başka bir bakanlığa geçiş yapabiliyor. Her gelen bakan da kendi sistemini ve kendi ekibini kurmaya çalışıyor. Bence yapısal sorunlardan biri bu. Türkiye'de en temel sorunlardan biri de bu. Aytunç Bey'in de ifade ettiği gibi olaya Elazığ zaten Türkiye'nin aynası. Hem eğitim anlamında aynası hem de yapılan veriler aşamasında da bugün Milli Eğitim'de sizin görüşmeleriniz sonucu gelen raporlarda da aynası diye düşünüyorum. Şimdi İmam Hatip sorunu, müfredat yığılması, işte anaokulunda mesela bu çok ilginç. Anaokulundan itibaren öğrencilere İngilizce eğitim veriliyor. Üniversiteye kadar, hatta bazı üniversitede bölümlerde İngilizce olarak veriliyor. Üniversite mezunu olduktan sonra insanlar tekrardan İngilizce kurslarına gidiyor. İşte TOEFL sınavları için hazırlanıyor. İngilizcenin temelini dahi alamıyorlar. Yani bu ezberci sistemden biraz kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani bu ilkokuldan üniversiteye, üniversitenin bitişine kadar yüksek lisans ve doktorayı da ben şahsım adına dahil etmek istiyorum. Geniş açıdan baktığımız zaman eğitim başından sonuna kadar hala da Türkiye'de yapıya oturtulmamış, kangren olan, ülkemizin kangren olan sorunlarından biri. Mesleki liselerde şeylerin, taleplerin azalması mesela geçen yıl yani 2018'in yılın başında mesleki liselere öğrenci bulunamadı bildiğim kadarıyla. Yani sınıflar tam olarak doldurulamadı. Bunun sebebi de eskiden meslek liselerinden çıkan öğrencilerin en azından bir iş garantisi ve üniversiteye geçiş garantisi vardı. Şu an hem öyle bir imkan söz konusu evet. değil hem de teknolojik olarak atölyelerin buna çok eski olması ve yatırım yapılmamasından kaynaklı. Şu an zaten bunu böyle temel bir açıdan baktığımız zaman mesleki liselerin önemini bence şu an yavaş yavaş hissetmeye başladık. Bundan 5 yıl sonra çok daha ciddi bir şekilde hissedeceğiz. Bir nitelikli bir usta, bir doktordan, bir mühendisten çok daha fazla para kazanacağına inanıyorum. Şu anda da hatta yani piyasadan gördüğüm kadarıyla hemen hemen aynı paraları kazanıyorlar. Çünkü usta olmak hakikaten şu anda çok ciddi bir marifet gerektiriyor. Evet, evet. Bu da mesleki liselerden yetişmemesinden kaynaklı. Şimdi tabii eğitimde de reformlar yapılıyor. Yani bir şeylerin mücadelesi yapılıyor. Özellikle teknoloji konusunda. Sınıfların eskiye nazaran daha düşük olması sayıların. Ben mesela Aytunç Bey kendi zamanında örnek verdi. Ben kendi zamanımda örnek vereyim. 55-60 kişilik sınıflardan şu an 20-25-30 kişilik sınıflara düştü. Akıllı tahtalar icat edildi. Öğretmenlerin öğrenci sayısına bakıldığı zaman öğrenciler daha bir öğretmen daha az öğrenciyle muhatap oluyor. Şimdi bu tabii ki liselerin, ortaokulun, orta öğretimin, ilk öğretimin sorunları. Bunun en temel kaynaklarından biri de üniversite. İsterseniz üniversiteye ayrı bir bölüm açalım, isterseniz evet. üniversiteye devam edelim. Ama genel olarak toparladığımız zaman eğitim Türkiye'de Elazığ'da neyse İstanbul'da da Ankara'da da bana göre aynı. Eğitimde hala da tam bir yapısal bir sistem oturtulamadı. Yeni gelen bakanın eğitimci bir kimliğe sahip olması, eğitimin içerisinden gelmesi ve bu işin ticaretini yapması aslında biraz ümit verici. Ama yine de bu işin birazcık daha süreceğine inanıyorum. Yani bu işin oturması yine birkaç yılı bulur diye düşünüyorum. Üniversite konusuna da ikinci bir bölümde değiniriz. Peki. Sayın Gök veya Sayın Yazgın. Evet. Sayın Yazgın buyurun. Buyurun. Sizden başlayayım Sayın Yazgın. Ben milli eğitimin çok problemleri, milli eğitimin ve yüksek öğrenimin çok problemleri olduğu kanısındayım. Bunun belki klasik olacak ama en büyük nedeninin de kitap okuma alışkanlığının toplumumuzda
tam olarak oturmamış olduğu ve daha da ilerisine çok az seviyede kitap okunması nedeniyle problemin ana başının bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu bilincin uyandırılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Dilini, dinini, tarihini, kültürünü öğrenip yaşayabilmesi için çocukların, gerek çocukların, gerek yüksek öğrenime geçen gençlerin kesinlikle okumaktan geçmektedir bu konularla baş edebilmesi için. Bilimsel araştırmalarda da gelişmiş ülkelerin normal sosyal hayatlarında kullandıkları kelime dağarcıkları 80 bin ile 60 bin arasında değişmekteyken bizim gibi az gelişmiş ülkelerde günlük hayat içerisinde kullanılan toplam maksimum seviye 10 bin kelimeye kadar düşmektedir. Dolayısıyla özellikle milli eğitimde ve yüksek öğrenimde, ilk öğrenim ve orta öğretimde özellikle kalma hususunun kaldırılması bence disiplini ve çocuklar arasında çalışmanın o iteleyici kuvvetini bitirdiği kanaatini taşıyorum ben. Evet. Kesinlikle bir geçme kalma verisi, başarılı başarısızlık verisi şimdi olması gerektiği. Geçme kalma verisinden ziyade tabii hepimiz zaman zaman şahit olmuşuzdur. Eskiden bizler öğretmenlerimizden korkardık. Öyle bir durum vardı. Ya korkardık derken çekinirdik o anlamda. Oraya yani da geleceğim. Ama bugün bir öğrenci çok rahat bir şekilde gidip öğretmenini şikayet edebiliyor. Sen bana böyle konuşamazsın diyebiliyor. Argo hakaret ediyor. İşte. Öğretmenine not veriyor. Böyle bir sıkıntı da var evet. Bir de öğrenciler öğretmene de not veriyorlar. Gerçi kaldırıldı şimdi, diye biliyorum ama. Kaldırıldı uygulama. TÜİK verilerine göre Türkiye'de basılı kitap sayısı her geçen özel gün... Özel okullarda veriyor mu? Veriliyor mu hala? Devam ediyor. Evet. Ne yazık ki. Her geçen gün artıyor. Örneğin elektronik kitap dahil 2008 yılında 32 bin kitap basılmışken 2014 yılında bu sayı 50 bini aşmıştır. Fakat kitap okuma oranı basılı kitap sayısı oranının çok gerisinde kalmakta. Evet. Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin 2016 kitap okuma verilerine göre Türkiye'de kişi başına düşen kitap sayısı %8.4'ü geçememektedir. Türk insanının en önemlisi bu. İhtiyaç listesinde kitap okuma 235. sırada yer alıyor maalesef. Ve dünyada en fazla kitap okunan ülkeler Fransa ile İngiltere. Bunlarda %21'e kadar okuma oranı var. İkinci Amerika Birleşik Devletleri %14. Türkiye'de bu oran binde birlere kadar düşüyor. 86. sıradayız. Hakikaten çok acınası bir durum. Şimdi öncelikle bunları bir ana hatlarıyla aslında konuşmamız gerektiği kanaatindeyim ben. Çocuk doğduğu andan itibaren bir kere ailesinde kitap okuyan insan göremiyor. Kitap okunmanın eziyet haline dönüştürülmesi hususu var. Kapa kapını, kitap oku, ders çalış şeklinde. Onun adeta bir şekle yönelik bir işlem gibi yapılması. Klasik kitap fiyatlarının çok pahalı olması, teknolojik aletlerin, teknolojinin çok gelişmiş olması dolayısıyla internet, tablet, PC gibi şeylerin, teknolojik aletlerin çocukların hayatına çok iştigal etmesi. Okumayı engel teşkil etmesi diyor. Bir de algı ve ortam baskısı var. Sanki okumak marjinal bir duygu gibi yansıtılıyor veya çocuğa bu bir dikkat çekme aracı olarak yaftalanmasına neden oluyor gibi bir baskı altında kalıyor çocuklar. Bilgi edinme aracı olarak az önce de belirttiğim özellikle işte çok dünyanın en büyük arama motoru Google'ın en fazla kullanılması. Kütüphanelerin özendirilmesi vesaire. Şimdi bunları halletmeden yani kitap okuma alışkanlığını insanlara edindirmeden bence bu eğitim meselesinin çözüleceğine hiçbir şekilde ben inanmıyorum. Eğitim hakikaten disiplin yönetmeliği yani benim çok öğretmen arkadaşlarım var. Yani en samimi olduğum arkadaşlarım öğretmenler. İşte haftalık toplantılarımız vardır. Disiplin diye bir şey yok. Kesinlikle disiplin yönetmeliği yok gibi bir şey yani. Hakikaten az önce işte değerli partnerlerimin de söylediği gibi neredeyse çocuklar öğretmenlere not verir hale gelmişler. Büyük bir psikolojik baskı altındalar.
Yani bu şekilde eğitimle bir yere varılacağını ben düşünmüyorum. Özellikle özel öğretim kurumlarına, benim çocuğumdan büyük olanını ben özel öğretim kurumuna 2 sene gönderdim. Evet. Yani benim çocuğumun da aslında bir şekilde kendinden de kaynaklanan, belki bizim de kendimize yükleyeceğimiz, bizden de kaynaklanan problemler vardı ama çocuğa hiçbir şekilde çok iyi olan öğrenciler dışında okullarda, özel okullarda özel bir intimam gösterilmiyor. Evet. Tamamıyla ticari bir meta gözüyle bakılıyor. Bu da işte maalesef kapitalizmin sonuçlarından biri. Yani eğitimin özellikle yüksek öğretimde, işte İbrahim Bey de değerli ağabeyim, meslektaşım, bizden onlarca kat daha fazla tecrübeye sahiptir. Özel üniversite mezunu, elbette bunun istisna olan çok değerli arkadaşlarımız da var, kendisini yetiştiren. Yani müeyyide nedir manasını bilmeyen arkadaşlarımız var. Yani bu, sen paralı eğitim haline getirirsen bunu, ver parayı, al diplomayı. Yani bunu ilkokulda da bu böyle, ortaokulda da böyle, lisede de, üniversitede, iş yaşamında da böyle. Dolayısıyla kalitesiz bir toplum. Beyin göçü dedi mi? Beyin göçü olmasın, ne olsun? Yani beyin göçünün yaşanabilmesi için Türkiye'deki bütün şartlar oluşmuş durumda. Yani Türkiye'de büyük bir, işte her zaman eleştirdiğim şeylerden biridir. Yaftalama var, bir bölme gayreti var. Yani siyasi ideolojik bir bölünme var, mezhepsel bölünme var. Yani inanılmaz bir toplumun bölünmesi için bir sosyal, siyasi ve kültürel bir ortam oluşturulmuş durumda. Bunların hepsi bir araya gelince elbette ki çalışan da ben bu ülkeden kurtulayım der. Okuyan da ben bu ülkeden bir an evvel kurtulayım der. Yani bunun en basit örneği, az önce işte yukarıda da konuştuk değerli Aytun Çağ Bey'imle. Yani Elazığ'da iyi bir iş seviyesine gelen, ekonomik olarak iyi bir seviyeye gelen bir iş adamı, işveren bir müddet sonra burayı terk etme zorunda hissediyor kendini. Yani çünkü Elazığ o kadar, yani bir düşünsenize, biz Türkiye'yi konuşuyoruz. Yani yerel bazda da Elazığ'ı konuşuyor. O kadar böyle dar çerçeveler arasına sığdırıyor ki insanları. Yani bir otomobil alması, işte bir giysi alması, bir yerde gezme, her şey problem haline geliyor. Gerçekten bunlar aşılmadan eğitimdeki problemlerin de aşılamayacağı kanaatini taşıyorum. Şimdi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir Elazığ Her Yerde Okuyor 2017 yılından itibaren bir çalışma var. Bu Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk tarafından, halen de Milli Eğitim Müdürü değil mi? Evet. Kampanya sürecinde yüz binlerce kişi tarafından binlerce kitap okunmuş. Çok güzel bir kampanya hakikaten. Toplam okunan kitap sayısı 1.325.819. Toplam okunan sayfa sayısı 113 milyon. Oradan bir yere gelecek sanıyorum Sayın Yazgın. Evet. Rakamları veriyor ama evet. Öğretmenlerin okuduğu sayfa sayısı 5.884.000. Yani dolayısıyla okumaya özendirilen, okumaya... bu tutulmuş, bunların hepsi şeye girilmiş, sisteme girilmiş. Öğrenciler her dersin son 20 dakikasında kitap okuyup okudukları kitaplar ve sayfa sayıları öğretmen ve okul idarecileri tarafından e-okul sistemine kaydedilmiş. Yani şey değil, bir afaki rakamlar değil yani. Toplumun tüm kesimleri de katılmış. Halen 2023'e kadar da devam edecek bu. Evet. Şimdi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şeyi var. İl Bilgi Notu var. Kasım 2018. Son veriler bunlar. Buna göre eğitim verilerini değerlendirecek olursak, Elazığ'daki öğrenci sayısı 2002-2003 öğretim sezonunda 117.893 iken 2017-2018'de 128.949'a, resmi özel bunların hepsi çıkmış. 15.000 resmi özel sayısı 2002-2003 yılında resmi özel sayısı toplam 117.893 iken 2017-2018'de 128.949'a çıkmış. 16.060. Evet. 2018-2019'da da 124.563'e çıkmış. Evet. Okul kurum sayısı, bu da çok önemli bir veri. 2002-2003 yılında
519 resmi özel toplamı. 2017-2018 yılında 482, 2018-2019'da 500 olmuş. Fakat burada önemli bir veri var. Bu darbe girişimi nedeniyle kapatılan özel eğitim kurumları ve okulları var. Onların düşürülmesi ve yeniden işte devlet eliyle ya da özel teşebbüsler eliyle hayata geçirilmesi vakit alacağı için burada milli eğitimi çok da fazla suçlamamak gerektiği kanaatindeyim. Derslik sayısı Elazığ bunların hepsi. 2002-2003 yılında 3067'ymiş. 2017-2018'de 5686'ya çıkmış. Yani yaklaşık bir %80 civarında bir artış var. Hakikaten bu başarı. 2018-2019'da da 5811'e çıkmış. Yaklaşık 200 derslik sayısı artış var. Öğretmen sayısı 2002-2003'te... Bu sene yeni açılan bir okul oldu mu? Elazığ'da mı? Elazığ'da. Biz hiç, bunlar ilçeler milçeler dahilse... Tabii. İlçeler dahilse olmaz ama merkezde son zamanlarda açılan bir okul olmadı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı... Milli Eğitim Bakanlığı dışı kurumların öğretmen sayısını veriyorum. 2002-2003'te 5228'miş Elazığ'da çalışan. 2017-2018'de 8375 olmuş. Şu anda 8705. Ki Şubat ayında da yaklaşık 20 bin tane daha alınacağı Türkiye çapında açıklanmıştı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından. Şimdi bu verilere baktığımız zaman verilerde hakikaten bir başarı gözlemleniyor. Fakat bunun teoriye uygulanması konusunda hakikaten çok büyük problemler var. Özellikle zorunlu eğitim 12 yıl olunca çırak bulunamıyor. Yani 12 yıl çocuğu sen işte bir sanata yönlendirmen, zanaate yönlendirmen gerektiği dönemlerinde o çocuk 12 yıl boyunca zorunlu eğitime tabi olduğu için bunun bir sanata, çıraklığa, ustalığa yönlenmesi daha sonrası için zorluk doğuruyor. 2007 yılında bilimsel diye el yazısı getirdiler. Hatırlıyorum. Kaldırıldı tekrar. 2017 yılında bunu kaldırıp düz yazıya tekrar geri dönülmüş. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın kaldırdığı sınav vardı 2017 yılı Ekim ayında. Evet. Ortaöğretim giriş sınavı. Sayın Evliya Bütün Ağabey'in kıstaslar, bahsettiği durum. Yani geçti. Sürekli bir arayış içerisinde eğitim camiası. Yani maalesef aslında bu sadece bu iktidara da şey yapılacak, yüklenilecek bir durum değil. Biz Özal dönemini de hatırlıyoruz. Ondan sonra gelen işte dönemlere de Tansu Çiller, Karayalçın ortaklığını, Sayın Ecevit'in dönemini, Sayın Demirel'in dönemini. Hakikaten Türkiye'de milli eğitim yazboz tahtasına dönmüş. Bunun en güzel örneği de bu 15 yılda 6 tane bakan değişmiş milli eğitimde. 7 yani ki 7 tane mi? 7. Yeni gelenle 7. Yeni gelenle 7 evet. Yani tek iktidar AK Parti iktidarı hep. Aslında o konuda tam böyle o konuya eğilen ve o konuda başarılı olan bir bakan seçilip onunla devam edilseydi. Ama Türkiye'de maalesef bakanlık koltuğu bir böyle işte padişahın dağıttığı ulufe gibi. Peki. Yani herkes bakanlık şeyine yatıyor böyle. Aman ben bakan olur muyum, bakan olur muyum? Bu zihniyetin değişmesi lazım tabii. Doğru. Zihniyetler değişmeden sistem, hiçbir şey değişmez. Evet. Sistem de değişmez. Sistem de değişmez. Hiçbir şey de değişmez yani. Evet. Peki teşekkür ediyoruz Sayın Yazgın. Sayın Gök. Evet. Sayın tabii. Yazgın iyimser bir tablo çizdi. İyimser mi çizdi? Yok. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Bu sadece AK Parti iktidarına değil, tabii yani. Yüklenebilecek bir şey. Hani o klasik muhalifliğimi yapmayayım yani. Bu, hayır muhalif onun değil. Öncesinde de. Yok, doğru rakamların doğru. O yüzden senin destekleyici beyanlarım olacak müsaade edersen inşallah. Ben tabii her üç arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün 3 Aralık malum. Evet. Özel kardeşlerimin günü. Engelli diyor herkes ama ben özel kardeşlerim diyorum. O kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Her birinin gözlerinden öpüyorum. Onlara sahip olan, ilgilenen anne babalarının da ellerinden öpüyorum. Çünkü gerçekten o kardeşlerimi topluma kazandırmak, toplum içi eğitime sokmak, toplumla muhakkak entegre edebilmek çok önemli bir olay. Burada tabii eğitim bir kısmı da bunlarla ilgili olduğu için ben bu girizgahta bulundum. Çünkü biraz sonra ifade edeceğim hususlar
birileri tarafından belki hoş karşılanmayacak ama bir gerçek var ki bugüne kadar Türkiye'de yaşananları aslında dünya ölçeğiyle beraber, Türkiye ölçeğiyle beraber Elazığ'ı değerlendirecek bir bakış açısıyla, bir projeksiyonla değerlendirmek lazım. Şimdi dünyadaki eğitim metotlarına baktığınızda bu işte en gelişmiş ülken neresi? Norveç. Gerçekten Norveç'teki eğitim oranı, okuma yazma oranı artı eğitimde insanların bilimsel verilerle devam etme, düşüncelerle devam etme oranına baktığınızda dünyanın çok fevkinde. Oradaki eğitim modeline bakıyorsunuz, Türkiye'deki eğitim modeline bakıyorsunuz. Tabii Türkiye'deki eğitim modelinin bir prototipi de Elazığ'a bakıyorsunuz. Bugüne kadar AK Parti iktidarlarında 7 tane bakan geldi dedi. Evet, 2 tanesi de benim sınıf arkadaşım. İsmet Bey ile Nimet Hanım. Hukukçudan Milli Eğitim Bakanı olur mu? Olmaz. Ama onun yanında getirilen eğitim kökenli arkadaşlara bakıyorsunuz. Onlardan hiç olmaz. Böyle bir yapı. 15 kez değişen ve bir türlü dikiş tutturulamayan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani şimdi verilere bakıyorum. Yine benim çok sevgili kardeşim Mehmet Kara kardeşim bana verileri böyle bir göndermiş. Eğitim bütçesine bakıyorsunuz. Türkiye'nin 39 milyar TL. Çok düşük. Çok düşük değil. Türkiye Milli Savunma'dan sonraki en fazla bütçe. 39 milyar TL. Ciddi bir rakam. Şimdi bu rakamlar işte şunlar yapılmış, bunlar yapılmış. Biraz sonra o rakamlara ben dalacağım ama bakıyorsunuz bu rakamlarla biz eskiden de bu eğitim modeline veya işte böyle sıkıntılı bir modelle yetişen bir nesildik ama eskiden daha mı başarılıydık diye böyle bir soru işareti bırakmak kesinlikle lazım. Yani bizim eğitim sistemimizin olduğu dönem itibariyle baktığınızda işte kütüphanelerde kütüphane kurdu olduğumuz, her sayfayı çevirirken tozlarla beraber yuttuğumuz ansiklopedilerin, Texas Tombix'leriyle başlayıp daha sonra İşte Zola'nın romanlarına kadar her tür romanı ki ben gecede bir roman bitirdiğimi hatırlıyorum. Bir kitap bitirdim ve gözlerimi kaybettiğimi hatırlıyorum. Emilia Zola'lı okumuş musunuz yani? Okudum evet. Benim yaklaşık 5000'e yakın kitabım var. Bunların hepsini okudum. Bugün bu altyapımın kaynağı da onlardır. O yüzden rahatım. Ben hitabet kursuna gittiğinizi biliyordum. Yok, yok. Öyle bir kurslara gitmedim ama veriyorum o kursları ben şimdi. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Aslında biz insana yatırım yaparken sadece insanın çevreyle olan bağlantısındaki imkanları sağlamaya çalışmışız. İşte derslikler yapmışız, işte akıllı tahtayı getirmişiz, herkese bir iPad vermişiz çocuklarımıza, Fatih bilmem ne sistemi diye. Evet. Arkasından binlerce okul yapmışız, binlerce öğrencimize 60 kişilik sınıflardan 25 kişilik sınıflara indirmişiz ama bir şeyi verememişiz. Nedir o? Eğitim ve öğretim modelindeki o hissiyatı verememişiz. Buz gibi yetişen nesil, kesinlikle yarış atına dönen çocuklarımız ve sonucu itibariyle de eğitimin öğretimle beraber, yani çift kanatlı uçması gereken bir yapıyı ne yazık ki bugüne kadar sadece bir kanadıyla uçurmaya çalışan bir eğitim modelini ortaya koymuşuz. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Bugün Elazığ verilerini biraz sonra konuşacağım ama Türkiye verilerine baktığınızda işte 80 küsürüncü diyor dünyada. Bu kardeşim doğru söylüyor. Geldiğimiz nokta itibariyle önceden bir günde öğrendiğimiz, bulabildiğimiz bilgileri bugün bir dakikada Google amcaya sorup öğrenebilen bir nesle geldik. Ama o nesil gerçeği yakalayabiliyor mu? O muhakeme yeteneğini kazandırabiliyor mu kendine? O eğitim ve öğretimdeki o modeli kendi zekasından geçirmek suretiyle günümüz teknolojisiyle o zekayı muhakeme edip bir noktaya taşıyabiliyor mu? Hayır. Hazırcı bir nesil, bedavacı bir nesil, düşünemeyen, muhakeme edemeyen bir nesil yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Bunu biz sadece anne babalar olarak veya toplumdaki diğer güçler veya etkenler olarak veya okuldaki güçler ve etkenler olarak bakmak yanlış. Topyekün değerlendirmek lazım. Şimdi Milli Eğitim'de o kadar yatırım yapmışız, o kadar imkan tanımışız ama yetiştirdiğimiz öğretmenlere bakıyoruz. Ben çok kendi öğretmenlerim başta olmak üzere 24 Kasım'da öğretmenler günüydü. Hepsinin ellerinden öpüyorum ama bir gerçek var ki
yani 45 günde affedersin tavuk yetiştirmiyor, öğretmen yetiştirdik. Bilmem ne mühendisini getirip öğretmen yaptık. Formasyon verip evet. Yani çok basit şeylerle sırf öğretmen açığını kapatabilmek adına öyle şeyler yaptık ki Türkiye'nin bence eğitiminin o şey noktalarıyla oynadık, hassas noktalarıyla oynadık. Eğitimci olanla olmayanı karıştırdık birbirine. Öyle bir eğitim modeli getirdik ki kendimize. Yani atıyorum bir tane sıradan benim gibi bir avukatı getirdik. Eskiden avukatlar da İngilizce derslerine gidiyordu. O da ayrı bir dert, onu da konuşacağız. Ama böyle bir toplumda getirip öyle bir çocuklarımıza emanet ettiğimiz bir öğretmen modeli oluşturduk ki evet. O öğretmen modeline baktığınızda işte bu Sayın Ecevit'le başlayan biliyorsunuz 45 günde öğretmen yetiştiren bir dönem onlarda eğitim da vardı. Evet. Eğitim eleştiriler yine kaliteliydi. Hayır. Öğretmen okulları çok kaliteli öğretmenler yetişti. Şimdi toparla dedin de Yunus kardeşim işaretini yapıyorsun fakat benim daha konuşacağım. Diğer başlıklarımıza da o kadar çok şey var ki şimdi eğitimde aslında burada konuşmak lazım. Elaziz'i konuşmak lazım. Evet. Elaziz 30'lardan 14'lerden nasıl 70'lere kadar geriledi bunu konuşmamız lazım. Evet. Elaziz'de bugün her 5 öğrenciden biri zor üniversiteye kapağı atıyorsa bunu konuşmamız lazım. Yani burada Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan Hüseyin'i konuşmuyoruz. Tabii ki. Kendi tabii evlatlarımızı, evet, geleceğimizi, Elaziz'in geleceğini ve Türkiye'nin geleceğini konuşuyoruz. Dolayısıyla yani Kapalı Çarşı'nın etrafını konuşacağız. Evet. Önemli. Veya Akdeniz'deki sular niye ısındı, petrol yatakları niye şöyle oldu bunu konuşalım. Ama asıl bunu konuşalım. Niye? Çünkü evet, iyi bir eğitim verdiğimiz evladımızın geleceğin Türkiye'sini inşa eden bir insan, bir birey olabileceğini düşünmemiz lazım. Evet. Ezberci nesille yetiştireceğimiz evlatlarımızın da Türkiye'nin geleceğini içine edecek, affedersiniz, bir nesil olabileceğini düşünmemiz lazım. Bunun farkındalığını oluşturmamız lazım. Şimdi böyle bir öğretmen modeli var karşınızda. Diğer tarafta öğrenci modeline geliyoruz. Öğrenci modeli yani öğrenci disiplininden bir tarafa gitmiş, uzaklaşmış. Sadece sınıf geçmek için, sınıf geçmek ve kalmak olayını da artık Türkiye halletti kendine göre. Yani sınıf kalmak diye bir olayın olmadığı bir ülkede her şey bedavayla geçen bir nesle, her şeyi avucunda gören, her bütün imkanları önünde gören ve gerektiğinde de öğretmen de affedersin hiçbir şekilde umursamayan bir neslin ne kazandıracağını konuşmamız lazım aslında buradan. Bir diğer tarafta önceden biz öğretmenimizle ilgili ufacık bir şikayeti getirdiğimizde babamızdan da bir tokat yerdik. Niye? Veya annemizden de bir tokat yerdik. Öğretmeni niye getiriyorsun? İyi yapmış. Öğretmenin vurduğu yerden yeşil biter, gül biter derlerdi. Ha bunu söylerken öğretmen öğrencisini dövsün diye bir tavır çıkmasın. Evet. Yani İbrahim Gök öğretmeni savunuyor, öğrencisini döven öğretmen iyidir diye bir tavır çıkmasın. Öğretmen hem eğitirdi, hem topluma hazırlardı, hem geleceği hazırlardı o bireyi, hem de öğretirdi. Şimdi benim ilkokul öğretmenim başta olmak üzere, liseyi, üniversiteyi bitirene kadar bütün öğretmenlerimden her birinden aldığım ayrı güzellikler var bende. Bu güzellikleri beynime nakşetmişim, hayata bu bakış açısıyla bakıyorum. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle öğrencisine yan bakan öğretmeni gidip okulda döven öğretmen öğrenci velisinin kendi öğrencisine aslında ciddi manada zarar verdiğini düşünmesi, görmesi lazım. Şimdi gelelim Elaziz modeline. Şimdi tabii Elaziz'e bakıyorsunuz. Şimdi ben Türkiye'de ilk ondaki illeri sayacağım size. Birinci sıra Tunceli. Evet. İkinci sıra Isparta. Üçüncü sıra Amasya. Dördüncü sıra Kırşehir. Bakın küçük küçük illerden bahsediyorum. Beşinci sıra Yalova. Altı Burdur. Yedi Giresun. Sekiz Çanakkale. Dokuz Karabük. Onuncu sırada büyük bir şehir Edirne. Türkiye'deki sıralama ilk on. Şimdi Elaziz'e bakıyorsunuz. Elaziz'deki yapıya bakıyorsunuz. Hem müdür arkadaşlarımızın gayretidir, şudur budur, ben bunları burada tartışmıyorum. Bir modelden bahsediyorum. Şimdi önceden hiçbir şey olamasa gönder, İmam Hatip'te imam olsun dediğimiz bir nesil vardı. Gene o nesil devam ediyor. Önceden İmam Hatip'in bir kalitesi vardı, bir özelliği vardı, mekan özelliği vardı. İşte merkez İmam Hatip ortada. Ama bugün merdiven İmam Hatip'lerin doğduğu, neyin verildiğinin belli olmadığı, açık söylüyorum bunu. Ve bu şekliyle de İmam Hatip'lerin gerçekten kalitesinin sıfırın altına düştüğü bir dönemden bahsediyorum ben. Evet. Bunu söylerken de üzülüyorum. Çünkü İmam Hatip nesli
bu memleketin geleceğini belirleyecek kalitesiyle, kimliğiyle, kişiliğiyle çok özel bir nesildir. Ama bugün biz ebeveyn olarak ne yapıyoruz? Eğer paramız varsa özel okula gönderiyoruz. Paramız yoksa da götürüyoruz. Hiçbir şey olmasa gitsin o İmam Hatip'teki hocalar bununla baş etsin, bunu eğitsin diyoruz. Ama ufacık bir yan baktığında da gidip o öğretmeni dövmeye çalışıyoruz. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Ya bunu sadece şikayetçisi, müştekisi ben değilim. O okulun öğretmenleri, o okulun müdürleri. Ben şimdi isim isimle saymak istemiyorum. Çünkü ben geçen yıl her yıl yaklaşık onun üzerinde okullarda konferans veriyorum. Ama bakıyorum ki çocuklarımızda bir hedef yok. Çocuklarımızda bir istikamet yok. Çocuklarımızda bir gelecek düşüncesi, endişesi yok. Ne olacaksın diyorum. Hocam ne olursak olalım diyor. Bakın böyle bir nesilden bahsediyoruz. Önceden bize sorsalardı ne derdik? Pilot olacağız, doktor olacağız, mühendis olacağız, avukat olacağız gibi, polis olacağız, asker olacağız gibi kendimize hedefler koymuştuk. Ama bugün hedefi olmayan bir nesilden bahsediyoruz. Bugün bu nesli oluşturan sadece beceriksiz öğretmenler, hepsini tenzih ediyorum. Özellikle kastettiklerimi kendileri bilirler. O öğretmenlerin veya bu sistemin ürettiği safraların nesli olarak değerlendirdiğimiz çocuklarımızı konuşuyoruz bugün. Bu yanlışlar içerisinde siz bir doğruyu bulamazsınız. Yani devenin affedersin neresi doğru ki meselesinden yola çıkarsak söylüyorum. Yani bu kadar yanlışlar içerisinde bir doğruyu yakalayabilmek mümkün değildir. O yüzden ben şu yeni gelen Milli Eğitim Bakanı olan arkadaşımızın olayın içinden geldiği için, mesleği de bildiği için, özel okullaşma, ben tabii orada her zaman yanılıyorum onu da söyleyeyim. Çünkü ilk yanılgımı Mehmet Mezunoğlu Bakanı da görmüştüm. Özel hastanecilikten gelen Sağlık Bakanı dedim tamam hastanecilikte süper bir çığ açar, batırdı. Evet. Şimdi Turizm Bakanı diye bir arkadaşımızı getirmişler. Turizmin içinden gelen bir arkadaşımız şu anki. Ne yaptığını bilmeyen bir arkadaşımız. Şimdi Milli Eğitim Bakanı'nın çok güzel böyle söylemleri var ama icraata göreceğiz tabii bilmiyorum evet. Ne olacak. Fakat yerelde özellikle şunu görmek lazım. Biz işte ben aynı zamanda iş adamıyım. Değerli iş adamları da sağımda solumda ben sadece avukatlık yapmıyorum biliyorsunuz. İnanın çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Kalifiye eleman bulamıyoruz. Niye? Çünkü mesleki eğitimin önünü kapattırar. Mesleki eğitimin önünü açmak lazım. Evet. İlk 4 yıldan sonra mesleki eğitime yönlendirmek lazım evlatlarımızı. Evet. Artı öğretmenlerimizi iki kanatlı yetiştirebilecek bir ortamı ve imkanı vermek lazım şu evlatlarımızı. Artı sadece mekan yapmakla, sınıf yapmakla veya işte akıllı tahta vermekle çocuklarımızı bir noktaya taşıyamayız. Çocuklarımızı sanatla, çocuklarımızı sporla, çocuklarımızı toplumsal olaylarla entegre edebilecek, o ciddi eğitimi ve öğretim verebilecek bir yapıya dönüştürmemiz lazım. Peki. Sayın Gök. Söz çok, dert de çok. Ama bugün gelinen nokta itibariyle Türkiye'nin de yerelde Elazığ'ında eğitimde bulunduğu nokta hiç işler acısı değil. Evet. Yeni bir radikal karara ihtiyaç var. Yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç var. Evet. Bu yapılanmayı kısa zamanda başarabilir miyiz? Yok. Belki bir 4-5 yılda ama bir yerden başlamak zorundayız. Yoksa nesli de geleceğimizi de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Evet. Çünkü bugün uyuşturucunun ilkokullara düştüğü, sigara alışkanlıklarının herkeste oluştuğu, her türlü kötü alışkanlığın ciddi manada kol gezdiği bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Bu eğitim sistemini şöyle bir silkeleyip kendine getirebilecek bir yeni modele ihtiyaç var diye düşünüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Sayın Gök, tabii biz atladık onu girişte. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Özel insanların günüydü bugün aslında. Kanal 23 Haber Merkezi olarak bizler de bir sosyal deney yaptık. Bu ilk bölümün sonunda o sosyal deneyin görüntüleriyle izleyicilerimizi baş başa bırakalım. Evet. Rejiden o haberimizi isteyelim. Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan sosyal deney haberimizi izleyelim. Haber merkezinden bir arkadaşımızı bir tekerlekli sandalyeye oturttuk ve Elazığ'da trafiğe saldık. Kamerayla da görüntüledik. Evet. Aynen dediğiniz gibi çok güzel görüntüler çıktı ortaya. Herkes sahiplendi. Herkes yardımcı oldu. Bu anlamda iyiyiz ama Sayın ya, Yazgın. Türkiye'de sahip çıkar. Yani evet. Bir tek Elazığ'a az bir durum değil. Merhametimiz evet, var. Yani. Bizim, evet, evet. Bizim insanımız. Zaten ona sığınıyoruz. Kesinlikle. Yani merhametle işi evet. Götürmeye çalışıyoruz. Yani. Peki.
O haberimizi izleyelim. İlk bölümümüzü tamamlayalım onunla birlikte. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız sevgili seyirciler. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellilere karşı ne kadar duyarlıyız? Günlük yaşamda onlarla ne kadar ilgiliyiz? Engellerini aşma noktasında onlara ne kadar yardımcıyız? Tüm bu soruların cevabını almak için muhabir arkadaşımızı engelli vatandaşlarımızın kullandığı tekerlekli sandalyeye oturtturduk. Ve bakalım neler oldu? Kanal 23 ekibi olarak bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir sosyal deney yaptık. Bakalım Elazığ halkımız bu deney için bize nasıl tepkiler gösterdi? Şimdi izliyoruz. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Tamam abi, beni böyle bıraksan yeterli. Teşekkür ederim. Tamam, ben gerisini götürürüm, sağ olasın. Geç. Sağ olasın. Gidebilecek misin? Gideceğim ablacığım. Değil ablacığım. Akülü değilse, akül olsa daha iyi. Yazdırabilirsin akülü, ben tam yol sağlık kurulları şey başlarmış olmak. Herkes sakat olabilir. Sakatla alakası yok yani. Hastanelerde çok çok iyi. Öğrenci. Teşekkür ederim. Abicim geçerim ben. Geçerim abicim. Araba. Sağ ol. Sıkıntı değil. Abi ben geçerdim vallahi geçer. Dur. Sağ olasın, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bana biraz yardım edebilir misiniz? Biraz götürebilir misiniz? Tamam, buradan gerisini ben gideceğim. Sağ olasın. Öyle mi çıkacağız? Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Tamam birazcık, sağ olasın. Evet ya, zahmet olmazsa. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle bekleyeceğim zaten. Abi beni karşıya bırakır mısın ya? Arkadaşlar bir saniye. Sağ olasın. Çıkar abi, ben böyle gideceğim zaten. Çok teşekkür ederim abicim, sağ olasın. Çok kolaysın, oraya kadar bırakırsanız. Şu karşıya kadar götürseniz yeter. Abi beni şuraya kadar itebilir misin? Şuraya kadar. Beni götürüyorsun. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar diliyorum. Ajandanın ikinci bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Tabii ilk bölümümüzde Elazığ'da eğitimi konuştuk. Milli eğitim bazında sınırlı kaldı konuştuklarımıza. Tabii İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk programımıza katkı anlamında birkaç bilgi göndermiş. Ben hemen kısaca paylaşmak istiyorum. Daha sonra sözü size vereceğim. 2017-2018 eğitimde Türkiye derecesi yaptık demiş. Elazığ her yerde okuyor projesiyle 1 milyon 300 bin kitap okundu. İkinci kitap fuarına 100 üzerinde yazar okullarımıza geldi. 50 projemiz var eğitimle ilgili. 25 bin öğrencimiz kitap fuarını gezdi demiş. Yine Elazığ'da %70'lerde değil, üniversite sınavlarında soru ortalamaları ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı gösteriyor denilmiş. Evet Sayın Yazgın,
devam edelim sizinle. Tabii bunu da hemen belirteyim. Bizim kişiler bazında asla elbette herhangi bir sorunumuz yok. Kaldı ki ilk bölümde tüm Türkiye genelindeki sistem bozukluğu ile birlikte Elazığ'da tabii bu pastadan nasibini alıyor. Bu vurgulandı. Evet Sayın Yazgı. Benim bu elimdeki Milli Eğitim Bakanlığı Elazığ İl Bilgi Notu. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlisi Sayın Muhammed Emin Yazı'dan aldığım bilgilerdir bunlar. O kampanyalar çok önemli. Onu da söylemeden büyük haksızlık etmiş oluruz Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. 2012-2017 yılları arasında 276.701 öğrenciye 11.320.264 adet süt dağıtılmış. Yani bu önemli bir çaba. 2016-2017 sadece Türkiye'de değil, şeyde değil. Bu sadece Elazığ. Hayır, Türkiye'deki bir projeydi bu. Evet. 2016-2017 eğitim öğretim yılında 84.052 öğrenciye yine 1.693.518 kuru üzüm dağıtılmış. Eğitime %100 destek kampanyası ile 25 tane yeni bina yapılmış. 368 yeni bina derslik yapılmış. 15 ek bina, 48 ek bina derslik olmak üzere toplam 40 bina ve 416 derslik yapılmış. Bilgisayarlı eğitime destek kampanyası ile 110 bilgisayarlı sınıf ve 2789 adet bilgisayar okullara bağışlanmış. Bunlar hakikaten göz ardı edilemeyecek. Böyle söylemesi kolay ama çok zor başarılacak şeyler. Ayrıca Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de böyle sanatsal bir ruha sahip olan Muhammed Emin Yazı gibi bir çalışanın konulması da hakikaten bence çok büyük bir fedakarlık ve her zaman böyle olmasını umuyorum. Peki teşekkür ederiz. Sayın Evliyalı sizin var mı ekleyeceğiniz? Yani toparlayacak olursak tabii, zaten tabii. Biz sadece Elazığ değil Türkiye genelini konuştuk. Türkiye'de Elazığ'ın aynası. İlk bölümde zaten bunları dile getirmiştik. Kişiselleştirip kişisel bir noktaya değinmemeye özellikle dikkat ettik. Zaten Türkiye'nin problemleri eğitimde malum. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın da yapmış olduğu bir açıklama var. Eğitimde fiziki sorunları aştık ama zihinlerde hala aynı mücadele, aynı düzeyde devam ediyor diye. Ya bu Cumhurbaşkanımız da çok kısa bir zaman öncesinde böyle bir beyanda bulunmuştu. Evet, İbrahim Başkan zaten çok genel açıdan bu işi değerlendirdi, bu konuyu değerlendirdi. Mekansal olarak çok güzel işler yapmış olabiliriz. Ama içerisinde ruh katamadıktan sonra Türkiye için konuşuyorum. Çok bir başarı ve anlam ifade edeceğini düşünmüyorum. Eğitim bizim için tarihten beri bu dünya tarihiyle de alakalı en önemli konulardan biri. Umarım en kısa zamanda bu işin bir çözümü sistematik olarak kalıcı bir şekilde bulunur. İnşallah böyle bir daha bu sorunları konuşmayız. Peki. Evet tabii Yener kardeşim Mehmet Emin Bey'den bahsedince ben de Muhammed Emin Bey. Ben de Fevzi kardeşimden bahsedeceğim. Tabii Fevzi Bey sağ olsun size gönderdiği bilgi notlarını bize de göndermiş. Ben tabii kardeşimin bu gayretini her platformda desteklediğimi ifade ediyorum. Çünkü neticede okuyan bir toplum olmak zorundayız. Bu çok önemli. Ama bir gerçek de var ki mesela 1940'larda %20'ymiş CHP'nin döneminde okuma oranı. Yıl 2018 okuma oranı %95. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle yeterli mi? Değil tabii. Yani kızlarımızın, çocuklarımızın, evlatlarımızın okuma oranındaki artışı bizleri de sevindirir. Ama şu an Japonya'daki gazete tirajıyla Türkiye'deki gazete tirajına baktığınızda okumanın ne kadar büyük uçurumlar olduğunu, aradaki okuma farkının ne kadar uçurumlar olduğunu göreceksiniz. Tabii son ikinci kitap fuarıyla yapılanları da göz ardı edemeyiz. Burada Sayın Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Fevzi Gürtürk'e hasreten teşekkür etmek lazım. Gerçekten ciddi bir gayret. Oraya gelen yazar arkadaşlarımızın bir kısmıyla da buluşma ve görüşme fırsatımız oldu. Onların okullarla buluşması sağlandı. Şimdi okullarla müftülüğün bir projesi var biliyorsunuz. Camilerle öğrenciler buluşuyor. Öğrenciler buluşuyor gibi. Bunlar güzel operasyonlar. Tabi bu güzellikleri arttırmak lazım. Evet. Bu güzellikleri yapan arkadaşlarımızı da desteklemek lazım. Marifet iltifata tabidir. Ben Fevzi kardeşimi hasreten tebrik ediyorum burada. Evet. Ha evet. Yeterli mi? Değil. Tabii Fevzi Bey genç bir arkadaşımız. Biz ondan çok şey bekliyoruz. Dolayısıyla... Bir şeyimiz vardı isterseniz onu da dile getirin.
Ya eleştirilerin hepsi, burada şimdi bakın eleştirilere dalarsak zannediyorum çok şeyi konuşmak lazım. Yani kitaplarla ilgili, kitap yayın evleriyle ilgili, alınanlarla ilgili, hangi kalan kitapların satıldığıyla ilgili bunları konuşuruz. Çok şey var burada. Ama bir gerçek var ki öyle veya böyle çocuklarımızı kitaba alıştırmak zorundayız. Evet. Benim mesela elinizi öper iki büyük evladım, hele bir kızım ki yemek yerken bile kitap okuyor şimdi. Ne güzel. Evet. Yani bunu söylerken de gururla söylüyorum. Peki. Benim 5000'e yakın bir kütüphanem var elhamdülillah. Bu benim için bir gurur kaynağı. Yani servetim, malım, mülküm değil, kitaplarım gurur kaynağı. Çok böyle güzel. Bir anlayışı. Üniversite evlatlarımız... döneminde mi okumuştunuz onu, lise? Ben ortaokuldan beri okuyorum. Okumadığım kitap kalmadı sağdan sola kadar. Bütün kitapları okudum. Son 30 yıldır ama pek okuyamazsınız diye düşünüyorum. Okurum, okurum. Ben halen günde 2 saat okuyorum. Evet. Gece. Teşekkür ediyorum. Sayın Sungroğlu, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Artık bunların tamamını konuştuk. Problemleri. Ama geçen gün duyduğum bir şeyi de bu arada gündeme getirmek istiyorum ben. Şu andaki emniyet müdürlüğümüzün olduğu bölüm. Evet. Ataşehir. Ataşehir bölgesinde bildiğim kadarıyla ben o gün geçen gün orada böyle bir gezdim. Maalesef bir tane okul var orada. Ve dün geçen gün bununla ilgili bir görüşme yaptığımda orayı tekrar polis okulu olması için emniyet müdürlüğümüz müracaatta bulunmuş. Şu anda polis okulumuzun yeri güzel. Orayı yine Milli Eğitim'e verirlerse, o bölgede çünkü okul yok. O okul da dört dörtlük bir okul. Ama Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilecek projeyle yapıldı orası. Yeni binadan bahsetmiyor hayır, musunuz? Hayır, hayır, hayır. Eski şu andaki geçici olarak kaldıkları okul... Anladım, eski yüzde mı diyorsunuz? Evet. Pardon, pardon. O okulun orası yine Milli Eğitim'e devredilip, güzel bir okul orası. O bölgeye insanla, o bölgedeki çocuklarımıza, gençlerimize hitap ederse iyi bir iş olur kanısındayım ben. Evet, peki bakalım önümüzdeki süreç ne getirecek. Şimdi o zaman hazır Emniyet Müdürlüğü'nden bahsetmişken hemen Emniyet Müdürlüğümüzün yeni yeri ile alakalı ve Kapalı Çarşı ile ilgili bu iki konuyu biraz hızlı toparlayıp Akdeniz'deki Türkiye'nin yediği baskıya ben o zaman geleceğiz. Emniyetten başlamışken ben oradan başlayayım. Buyurun, buyurun. Şimdi geçen gün belediyeciliği konuşurken vilayet binamızı konuşmuştuk, valilik binamızı hatırlarsanız. Yani şehirdeki bir kent konseyinin çalışmamasını, bu tip projeler yapılırken kentin doğal yapısıyla alakalı çok tartışılmadığını konuşmuştuk. Emniyet müdürümüzün yeri de aynı, tıpkı buna benzer bir problem. Ben inanıyorum ki orası çift yol. Arada bariyerler var. Emniyet müdürümüz oraya geldiğinde orası tekrar yine bir tek yöne dönecek. Evet. Ve o bölgede de trafiğin en yoğun olduğu yer. Aynı zamanda otoparkı olmayan bir yer. Bu yatırımlar yapılırken yani yine bunları konuşmak biraz boş oluyor ama bunları artık konuşmamız lazım ki bundan sonra yapılacak bu tip yatırımların gerçekten şehrin genel yapısına uygun tartışılarak yapılması lazım. Çünkü bu binalar 50 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık binalar oluyor artık. Yani şehrin gelip mesela o bölgedeki trafiği akşamları gidin bakın. Orada trafik kilitleniyor. Evet. Aynı şekilde Kapalı Çarşımız. Geçen gün yine galiba İbrahim Bey bahsetti. SSK binasının yeri. Oranın tamamıyla yeraltı otoparkı olmalı. Çevre düzenlemesinin yapılması lazım. Çünkü bizim şehrimize gelen yabancıların gezip görecekleri, alışverişlerini yapacakları, yöresel alışverişlerin yapılabileceği bir mekanımız, bir tek orası var. Oranın da çok iyi bir şekilde etrafının temizlenmesi lazım. O SSK binasıyla Kapalı Çarşı arasında girdiğinizde orada o tablacılar, yerlerde maydanozlar, marollar, yani oranın görüntüsü de kötü. İyi değil. Evet. Ve biz bundan sonra seçilecek belediye başkanımızdan ilk işi orayı bir elden geçirip düzeltmek, mağazaların, dükkanların yapısını tek tipe çevirmek. Bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü o bölge tam bir harabe halinde. Yani içeri girdiğinizde bir tarafta kasap, yani sakatat işi, bir tarafta açık gıdalar. Oranın o hijyeninden de bakıldığında tabii biliyorum orayı elden geçirdiler. Yani tabelalar bile tek tip.
Bunların yapılması gerekiyor. Çok zor bir şey değil yani. Tabii. Yani orada iyi bir mimari çalışmanın yapılması gerekiyor. Peki o zaman şöyle yapalım. Kapalı Çarşı ve Emniyet Müdürlüğü'nün yeriyle alakalı birer VTR'miz var. Hemen rejiden onları ardı ardı isteyelim. Bir bakalım vatandaş ne demiş. Tabii seçtik çok uzamasın diye. Bir müspet bir menfi görüşlü olan vatandaşımızdan seçtik. Bakalım izleyelim daha sonra devam edeceğiz. Elazığ Emniyet Müdürlüğümüz burayı taşınmasından dolayı çok mutluyuz. Esnafımıza faydası olur, çevrede bir güzellik olur. Ülkemiz kalkınır, yani mahallemiz daha çok faydalanır. Bu konularda bize çok faydası olur. Böyle değerlendirelim aslında da iki taraflı değerlendirelim. Birincisi şehir yerleşim alanı olarak yanlış bir sistem. Çünkü şehrin göbeğinde bir koskoca bir emniyet binasının olması hem trafik akışını engeller hem de vatandaşın buradaki insanları engeller. İyi tarafı da şu, buraya gelmesinin iyi tarafı buradaki esnafların kalkınması. Hani bu Çaydaşlı'da zaten gelişen bir mahalle olduğu için biraz daha onun sayesinde biraz daha kalkınır, biraz daha gelişir. Tabii bu bizim büyüklerimizin kararı yani buraya taşımaları. Eski yeri daha güzeldi. Neden güzeldi? Hem yerleşim alanı genişti, park sorunu yoktu. Bir de vatandaş artık orayı biliyordu. Yani normalde buraya arabaların girmemesi lazım. Sonuçta burası kasaplar çarşısı, insanların yoğun olduğu yer. Yani yapacak bir şeyimiz yok yani. Belediyenin buna bir çözüm bulması lazım kardeşim. Yani normalde biz de esnafız. Esnaf arkadaşlardan mal veriyoruz. Onların ücretlerini almak için mecbur giriyoruz yani. Sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaş da sıkıntı yaşıyor. Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Nasıl sıkıntı yaşıyoruz? Trafik sıkışıyor. Arkadan bir kişi geldiği zaman mecburen kornaya bastığı zaman sıkışıyoruz. İndiremiyoruz yani. Vatandaş tartışıyor yani. Yol hakkı işte. Kaldırım hakkıdır. Yanımızdan memnunuz. Çok şükür ama vatandaşımız memnun mu bilmem. Biz memnunuz. Ben sıkıntı yaşıyorum. Vatandaştan da vatandaş biraz tepki gösteriyor işte. Biraz çabuk olun işte. Yoldan geçemiyoruz. Kaldırımlar çok geniş işte. Yollar dar gibisinden. Ya esnaflar evet biraz öyle şikayet ediyor şöyle gördüğümüz gibi. Bir de şey çok yoğun aslında. Mesela yol biraz daha geniş olsa insanların da suçu yok. Hepsi bak şu an yolda. Biz de bekliyoruz mecburen yani. Nasıl biz buradan mesela kira veriyoruz ya 4-5 milyar. Ama örneğin seçime 4-5 ay var. Buralar hep serbest. Biz çok sıkışıkız yani. Yok seyahat satıcılarından bir de rahat arabalar geçmiyor. Burada esnaf olarak seyahat satıcılarına şikayetçiyiz. Aynen. Yok arabalar geçmiyor ki abi. Aile rahat mal satamıyoruz abi. Mal indirme, yükleme zaten kökten biz zor abi. Çok zor şekilde mal indiriyoruz. Haftada 4-5 gün. 4 gün 5 gün. Değil seyahat satıcılarına şikayetçiyiz yani. Evet. Manzara bu sevgili seyirciler. Aslında bu görüntüler üzerine söylenecek pek de şey, pek fazla bir şey yok ama yine biz buradan dile getireceğiz. Bu çirkin manzara hakikaten şehrimize yakışmıyor. Gerçekten Kapalı Çarşı etrafındaki o kötü manzara ne olur, nasıl giderilir, nasıl bir çare bulunur? Sayın Gök. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Tabii bu ara sosyal medya sürekli çalışıyor. Evet. İdareci Bürokratlar Birliği ekibi bizi Ankara Genel Merkezden birebir izliyormuş. Yücel Bey'e selamlarımızı iletiyoruz. Ve özellikle bize size mesajı da var. Evet. Sizin de ona bir mesajınız olsun. Zannediyorum yazmayla ilgili bir sözü vardı. Yazılarını bekliyoruz tabii. İnşallah. Bekliyoruz, evet. Tabii Hasan Çimentay kardeşim ki genel başkan yardımcısı. Ben de orada genel başkan yardımcısıyım. İyi niyet dilekleri var. Evet. Elazığ'la ilgili hassasiyetleri var. Dolayısıyla bu kardeşlerimin güzelliğini de görmemek mümkün değil. Kendilerine tekrar selam olsun diyorum. Tabii şimdi Elazığ'ı planlayan arkadaşlarımın ya Elazığ'da yaşamadıklarını düşünüyorum.
veya Elazığ'a, ya çok kaba bir tabir, özür diliyorum ama ihanet ettiklerini düşünüyorum. Bunu söylerken de samimiyetle söylüyorum. Şimdi Emniyet Müdürlüğü binası. Emniyet Müdürlüğü binası şu malum olaydan sonra, 3 tane şehidimizi verdiğimiz olaydan sonra Elazığ Emniyet Müdürlüğü binası çok konuşuldu. Rahmetli Nihat Bey o zaman emniyet müdürümüzdü. Evet. Ya kendisine şunu söyledik. Dedik ki kardeşim, Emniyet Müdürlüğü binasının 3 tane önemli özelliği olması lazım. Birincisi nedir? Güvenlik olması en lazım. En önemlisi. İkincisi herkese eşit mesafede ulaşabileceğim bir noktada olması lazım. Üçüncüsü de prestijli bir yer olması lazım. Bunu söylerken aklımıza ilk gelen yer neresiydi? Bütün Elazığ'ın, sadece benim değil, Elazığ'ın aklına gelen yer, ki ben bizzat kendisiyle o dönem valisi olan arkadaşımlarla konuştuğum için söylüyorum. Hatta belediye başkanı olan arkadaşımızla da konuşmuştum. Şu FETÖ'den alınan yukarıdaki okul. Evet. Oranın özelliği nedir? Her noktaya eşit mesafede. 4 kilometre, 5 kilometre mesafede. Ya yani Abdullah Paşa'daki arkadaşımızın da çok rahat ulaşabileceği, Doğukent'teki arkadaşımızın da çok rahat... Harput'taki okulu söylüyorsunuz. Harput'taki okuldan bahsediyorum. Tamam. İki, prestijli... Eski Yavuz Selim'i söylüyorsunuz. Eski Yavuz Selim ismi. Prestijli bir olay çünkü Elazığ'ın her noktasına görebileceğim bir nokta. Üçüncüsü de... Korunaklı. Korunaklı, hemen altında askeri birliklerin olduğu bir alan. Bunu söylerken şunu samimiyetle söylüyorduk. Yani biz Emniyet Müdürlüğü binasını, tamam, orayı bir daha Emniyet Müdürlüğü binası yapmayacaksak eğer bunu yapalım diyorduk. Ama yapacaksak tamam, geçici olarak bir yerlere taşınsın. Geçici taşınma noktasını da oraya söylemiştik yine. Çünkü şu an FETÖ'den alınan bir okulun, çocukların, bebelerin, küçük lavaboların olduğu bir yere kaç trilyon para harcandı? O kaç trilyon para senin cebinden, benim cebimden, onun cebinden çıktı. Evet. Biz orayı değil de bu işi çok daha az masrafla tadilatını yapacağımız bir yerde geçici kalınsın. Ondan sonra transfer yapılsın dedik. Bütün bu sözleri Elazığ'da yaşayan bir insan ve bu mesleği icra eden bir arkadaşları olarak söyledik. Ama öyle bir karar alındı ki inanın şu an Elazığ imarının artı Elazığ imarından çok Elazığ'ın trafiğinin, affedersiniz, batırıldığı bir noktayı görüyoruz. Şimdi vergi dairesi de oraya geliyor. Şu an defterdarlık da yapılıyor. Hemen adliyenin altında da defterdarlık yapılıyor. Şimdi defterdarlık bir tarafta, il özel idaresi bir tarafta, adliye bir tarafta. Adliye sıfır olacak yani. Emniyet şimdi hemen üste yapılıyor. Polis okulunun yanı. Biraz evvel o trafik sorunu kardeşim dedi. Güvenlik var mı? Güvenlik yok. İstediğin gibi hemen karşıdaki evlerden istediğini yapabilirsin. Artı yola sıfır. Trafik problemi oluşacak mı? Oluşacak. Artı o bölgede gerçekten ciddi bir kaosa yol açacak mı? Açacak. Şimdi Elazığ'ı yönetenler, Elazığ'da bu işlere karar veren arkadaşlar biraz evvel söylediğim gibi ya Elazığ'ın içinde yaşamıyorlar veya Elazığ'a bilerek veya bilmeyerek ihanet ediyorlar. Kusura bakmasın. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle kaç trilyon harcadığımız bir okulu bırakacağız. Ondan sonra geleceğiz böyle bir yerde o bölgenin çok sıkıntılı bir noktaya gelmesine katkı sağlayacağız. Böyle bir anlayış olmaz galiba. Bir kere savunmasız bir yer değil mi? Böyle orası bir anlayış olmaz. Savunma olayı zaten başlı başına bir problem. Yüksek binalar var mesela. Git oradan bir terörist kiralar, istediği işi yapar oradan. Ya da satın alır, evet olabilir. Yani ne yani. Affedersin evet. Ne yapacaksa yapar. Evet. Şimdi böyle bir algı, böyle bir anlayış olmaz. Valilik binasındaki hata gibi orada da hatayı görüyoruz. Biz hep söylüyoruz, Elazığ'ı muhakkak planlı, programlı bir yapıya dönüşmek zorunda. İşte OSEB'leri konuştuk geçen. Bir de emniyet. Biri Anya'da, biri Konya'da. Böyle bir OSEB anlayışı, böyle bir sanayi bölgesi anlayışı olmaz diyoruz. Bunu söylerken Elazığ'da yaşayan bir iş adamı olarak söylüyorum ben. Boş ver iş adamı. İbrahim Gök olarak söylüyorum. Ahmet olarak söylüyorum. Şimdi gelelim Kasaplar Çarşısı meselesine. Ben yıllardır söylüyorum, yine söyleyeceğim. İki cami arasını yerin altına indirmek zorundayız. Eğer Elazığ'a bir kimlik kazandırmak istiyorsak, Elazığ'ın şehir kimliğini oluşturmak istiyorsak, Elazığ'ı gerçekten modern bir şehir havasına sokmak istiyorsak, iki cami arasını yer altına indireceğiz. Katlı otoparklarla, yer altında katlı otoparklarla, yer altı çarşılarıyla o bölgeyi insanımızın hizmetine sunacağız. Bu çok önemli. Şimdi Kasaplar Çarşısı'nın etrafının açılma ihtimali var. Şimdi hemen altında biliyorsun malum eski ticaret odası binasının yapıldığı bir yer var. Hemen kasapların girişinde yine belediyenin yaptığı bunlar çünkü ticaret odasından alınan yerlerdi. İşte İstasyon Caddesi girişindeki yerler. Bunlar şehrin ucubeleri oldu. Kim yaparsa yapsın. Ben o dönemde de diyordum. Rahmetli Hamza Bey dönemiydi. O dönemde de ısrarla diyordum. Bak bu ucube binalar yapmayalım. Hatta
Dişçi İshak Tanoğlu'nun yeri vardı orada. Onunla, o dönem Hamza Bey'in de şahsi avukatıyım. Çok böyle şikayetler mikayetler var. İshak Bey şunu söyledi. Allah selamet versin, yaşıyor. O dediklerimizi teyit edecektir. Bari şurayı biraz genişletin diyordu. Genişletin. Yani o kasapların, o ticaret odasının yeraltı çarşısı olarak kullanılan o ucube binasıyla beraber genişletin diyordu. Yani o adam diyordu, doğru söylüyordu. Niye? Çünkü oraya şimdi araç sokamıyorsun bir kere, işte görüyorsunuz. Artı o bölge mezbelelik, görüyorsunuz. Gece olunca o bölgenin her türlü sıkıntılı ortamın güvenlik açısından, diğer işte yanlış şeylerin yapıldığı, döndüğü bölge açısından böyle sıkıntılı bir bölge olduğunu da görüyorsunuz. O zaman siz bu şehrin hangi kimliği kazandıracaksınız? Burada kasapların etrafında şu an elimizde bir fırsat var. SGK binası. Evet. Yapılıyor. Gece oradan geçilmiyor bir de. Ben o bölgenin çocuğuyum. O Şire Meydanı'nda büyüdüm. Bit Meydanı'nda büyüdüm. O bölgeyi çok iyi bilirim. Çocukluğum, gençliğim o bölgede geçti benim. O bölgenin şu anki pozisyonu itibariyle gerçekten tehlike arz eden, sıkıntı veren, şehir, modern şehir anlayışına aykırı öyle ciddi bir sıkıntısı var ki, bunu her Elazığlı olarak ben de bağırmak ve herkese duyurmak zorundayım. Evet. Şu an elimizde bir fırsatımız var. Nedir? Elimizdeki fırsat SGK binasının kaldırılması meselesidir. Bu işin üçüne beşine parasına bakmamak lazım. Şimdi yeni gelecek belediye başkanı adayı arkadaşlarımız muhakkak projelerini anlatacaklardır. Ama ilk projelerinden biri bu olmalı. İki cami arasını yer altına indirmek, artı kasapların etrafını açmak ve kasapların etrafını modern bir hale çevirmek suretiyle il dışından gelecek, kendi insanımız da dahil, sadece dışarıdan gelecek turistlere hizmet değil, kendi insanımız da dahil o bölgeye hizmet verecek kaliteli bir imkanı sunmak. Bir şehir ruhu oluşturmak. Bunu sadece biz bağırmayacağız. Şu an Elazığ'da bu işi düşünen, bu işin hassasiyetini gösteren sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, siyasetçi arkadaşlarımız, sayın valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız başta olmak üzere, encümenlerimiz, hele bu dönem encümenlerde hassasiyetle üzerinde durulduğunu biliyoruz, biz de duruyoruz. Bu arkadaşlarımızın muhakkak bu işe bir çare bulması lazım. Yazık. Yani biz bu memleketi kendimiz miras bırakmıyoruz. Çocuklarımızın emaneti olarak bakıyoruz. Şimdi biz çocuklarımıza vereceğimiz bu memleketi böyle mezbelelik, böyle sıkıntılı bir memleket olarak vereceksek, yarın onlar bize küfredecekler. Peki. Küfredecekler. Teşekkür ediyoruz. Sayın Evliya Ağlı, buyurun. Görüntüler ortada. Aynen öyle. Şimdi ilk başta Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün yerinden başlamak istiyorum. Biz yaklaşık 3. ya da 4. programımızı yapıyoruz ajandada. 3-4 haftadır 5. programımız evet. Her programda dile getirdiğimiz tek bir şey var, ortak akıl. İbrahim Başkanımızın da dediği gibi bu Elazığ'da bir şeyler yapılırken ya bilinçsiz bir şekilde, ya hiç Elazığ'a gelinmemiş ya da çok ciddi bir şekilde bu memlekete ihanet ediliyor. Bu lafın altına hakikaten imzamı atıyorum. İhanet cümlesi çok ağır bir cümle ya. Şöyle, bölge hastanesini konuştuk. Geldik, ondan sonraki hafta valiliği konuştuk. Ondan sonraki hafta geldik, eski hastanelerin durumunun ne olacağını konuştuk. Yani hep bir bina çöplüğünden konuşuyoruz. Milyonlarca yatırımlardan konuşuyoruz. Şimdi bu hafta geldik Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne. Şimdi bu sadece kuru binayı yapmakla kalmıyor. İçindeki bütün alet, erdevat, büro mobilyası, ofisleri, her şey değiştiriliyor. O müthiş bir bina yaptılar ve, ya. Ve inanılmaz modern ve lüks bir bina yapıldı. Bu devlet bütçesiyle alakalıdır. Tartışılır ya da tartışılmaz. Bu konuya çok girmek istemiyorum ama dediğim gibi ortak akıl olmadığı sürece işte güvenliğini de konuşuruz. Yol problemini de konuşuruz. Otoparkını da konuşuruz. Konumunu da konuşuruz. Konuşuruz. Organizesi bir yerde, iş gemi bir yerde, küçük sanayisi bir yerde olan bir şehirden bahsediyoruz. Yani hakikaten dağılım ve hiçbir şekilde planlama olmadığı sürece herkes istediği yere, o günkü konjektürdeki yetkili kimse, karar mercisi kimse, bir şekilde yeni binalar yapıyorlar. Milyon paralar gömüyorlar. Üzerinde çok tartışılacak bir konu yok diye düşünüyorum. Sonuçta olan olmuş, biten bitmiş. Ama bundan sonraki süreçle alakalı yine her zaman dile getirdiğimiz gibi bir şekilde bu işe müdahale etmek lazım. Kapalı Çarşı'da da hakeza durum öyle.
O civarın esnafı olarak pislikten, kokudan, işte işgalden geçinmiyor hakikaten. Yani Gazi Caddesi'nde Vali Fahri Bey ya da X bir yerde esnaf kapının önüne bir kasa ya da bir stand koyduğu zaman sadece bir stand. Bu memleketin en büyük problemlerinden biri de nedir biliyor musunuz? Bana göre zabıta. Evet. Adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir yaklaşım var. En azı zabıtasında. Bu kadar net konuşuyorum. Yani çünkü X bir esnaf kapısının önüne küçücük bir şey konuluyor. Arka tarafta kapalı çarşının oraya geldiğiniz zaman önüne 3 dükkan 5 dükkanlık malzeme konuluyor. Az önce vardı görüntüsü. Emniyet Müdürlüğü'nün mesela niye zabıta dedim biliyor musun? Mesela zabıtada şöyle bir şey yaşadım ben. Emniyet Müdürlüğü'nün bomba atılıp bomba patlayıp yıkıldığı gün insanlar oluk oluk araştırma hastanesine akın ediyordu hatırlıyorsanız. 18 Ağustos. Evet ben de oradaydım. Karşıdaki çay ocaklarının orada insanlar böyle sel gibi geliyor. Bir yandan çay içiyorlar bir yandan da ola ki bir kan durumu ihtiyacı varsa hemen anons dahilinde hastaneye koşsunlar diye. Zabıta geldi oradaki esnafların hepsine o gün bilinçli mi bilinçsiz mi bilmiyorum. Geldi orada işlem yapmaya başladı. Yani ne için? Niye kapının önünde duruyorsunuz? Niye çay içiyorsunuz? Esnaflara diyor ki niye kürsü atmışsın? Orada olağanüstü bir hal var. Olağanüstü bir durum var. İnsanların kenetlendiği bir durum var. Buna ben bizzat şahit olduğum bir olay. Yani kapalı çarşı da hakikaten hem hijyenik olarak hem düzen olarak hem intizam olarak yer altına mı iner, yer üstünde daha farklı bir oluşum mu yapılır bilmem ama bir an önce bu şehrin bir şekilde el atılması gereken bir konu. Evet. Yani tek düzen bir sisteme geçilip özellikle hijyen konusunda bu işe dikkat etmek gerekiyor. Bir de Elazığ'da yöresel ürünlerin neredeyse bir arada satıldığı tek yer kapalı çarşı. Turist getiriyoruz. Kafileler araçları otoparka bırakamıyor, park edemiyor. Geniş araçların zaten Elazığ'da biliyorsunuz trafikte herhangi bir otopark bulacak yeri yok. İnsanlar iniyor, alışveriş yapacak. Alışveriş yapacağı zaman yani hakikaten bizim kültürümüze ve bizim yapımıza yakışmıyor. Kapalı çarşı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dışarıdan gelenlerin ben böyle burunlarını tutarak evet gezdiklerini çok hepimiz görmüşüz. Bu mudur kapalı çarşı diyorlar? Evet. Olmamalı tabii. Evet. Yani öyle olmamalı. Pis yani bir koku hakim. Kayseri'de de var, Konya'da da var, evet. Urfa'da da var. Antep'te var. Antep'te de var, Diyarbakır'da da var. Her tarafta kapalı çarşı var ama bizde de var. Evet bizde maalesef de var. Evet. Sayın Yazgın. Şimdi ben 2004 yılında Cumhuriyet Mahallesi'nde işte Emniyet Müdürlüğü'nün yeri Polatlar Camii'nin bir 100 metre altında oturuyorum. Oraya taşınmıştım. 2004 yılında ben oraya taşındığımda işte oradan artık adliyeye gitmeye başladım işte sabahları. Böyle bir trafik yoktu. Yani bir tek adliye oradaydı. Şimdi Emniyet Müdürlüğü geliyor oraya. Vergi Dairesi geliyor. İl Özel İdaresi geldi. Yani orada artık araçtan adım atılacak yani aracın böyle mesafe kat edeceği yer bile kalmadı. Yani o özellikle alt kısımdaki ikiz kulelerde insanlar taşınmaya başlayınca şehirden daha berbat bir hale gelecek gibi gözüküyor. Fakat ben herhalde Emniyet Müdürlüğü'nün bu bir Ar-Ge çalışması yaparak oraya bina yaptığını düşünüyorum. Yani orada Emniyet Müdürlüğü'nün projesinde otopark olarak düşünülmüş hiçbir yalan yok mu? Şu anda gönlünde yok. Mutlaka vardır ya. Yok. Belki kendi personeline. Şimdi bu Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binası. Kendi personeline var da vatandaşa yok kardeşim. Emniyet Müdürlüğü'nün Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binası Sevgi Bahçeleri olarak bilinen emniyet mensuplarının bu sosyal tesisinin yerine yapılmadı mı? Evet. Hayır onun önüne yapıldı. Önüne yapıldı. Yani, ama orası da iptal edildi büyük bir ihtimalle. Yani Sevgi Bahçesi kalmadı herhalde. Bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle orada ben kesinlikle bir otoparkla alakalı bir çalışma olduğuna da eğer buradan bizi izleyen bir emniyet idaresinde bir yetkili varsa programa yazarsa WhatsApp'tan biz de öğrenmiş oluruz. Ben onun düşünülmüş olduğu kanısındayım. Evet. Çünkü orada Emniyet Müdürlüğü'nün önüne rastgele araç parkı, otopark yapılamaz. Mümkün değil.
pasaport şube oraya gelecek, trafik tescili oraya gelecek, diğer birimler, asayiş hepsi oraya gelecek işte. Kapalı çarşıda hakikaten işte biz doğduğumuzdan beri işler acısı bir halde. İşte benim hatırladığım bir tek Sayın Selmanoğlu'nun döneminde ufak bir restorasyon çatısına yapılmıştı. Öyle değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, çatı yenilendi. Çatı yenilendi. Eski çatı değişti. Benim de hocamdır kendisi. Onun dışında bir çalışma yapılmadı. Bugün gidiyoruz işte Bakırcılar Çarşısı'nda da işimiz yok. İşte orada bir en az 2 yıl önce gitmişim. Kebapçı var diye oraya gitmişiz. Mis gibi Bakırcılar Çarşısı hepsi aynı şeyde. Ölçüde. Evet. Tabelaları tek tabela. Antep'te Akeza gidip Baharatçılar Çarşısı var. Orada aynı şekilde. Mutlaka Kapalı Çarşı'ya da bir bütçe ayrılarak belediye bütçesinden, aslında merkezi yönetimden oraya bir bütçe ayrılarak Elazığ'ın hak ettiği, Kapalı Çarşı'nın hak ettiği değerin en azından dışarıdan getirdiğimiz misafirlerimize mahcup olmamak açısından düzeltilebileceği kanaatindeyim. Hakikaten orası acınası bir halde. Evet. İnşallah düzeltilir diye ümit ediyoruz. Evet, Emniyet Müdürlüğü'nü çok iyi yaptılar gibi, dış görünüşünü, içini bilmiyorum. Güzel. Çok güzel yapmışlar ama. Orada bir sorun yok. Yani binanın yapılışında çok hızlı bir Emniyet şekilde yapıldı. Emniyet teşkilatımıza da yakışır bir bina. Evet. Yani içindeki teknolojiyle sonuçta Emniyet Teşkilatı bizim yüz akımız. Yani o yüzden orada bir problem yok da binanın yeri anlamında. Evet, yeri çok bizde bizim yoğun olan bir sıkılarımızın olması. Yani evet. Otopark o bölgenin sıkıştırılması, defter dağıldığının oraya gelmesi. Mesela bir adliyenin karşısında şu anda düzgün bir otopark var mı şu anda? Yok. Orada bir yer var. Özellikle kapanacak o da, yakında. O da orası yarın öbürsü gün bir bina yapılırsa adliye gelen vatandaş. Yani bunun gibi bir problem. Artık bugünkü çağda araçların bol olduğu bir şehirde bunların da artık düşünülmesi gerekli diye. Aynen. Düşünüyorum ben. Şimdi bir katkı olsun diye izleyicimiz de mesajla katılmış. Diyor ki zaten Kapalı Çarşı değil. Bizim Kapalı Çarşı'nın ismi Kasaplar Çarşısı. Ki doğru tespit. Evet. İlk ismi Elazığ oydu. Kapalı Çarşı diye bir türkü vardır. Elazığ Uzun Çarşı. Uzun Çarşı. Harput'taydı Uzun Çarşı. Uzun Çarşı. Harput'ta mı? Gazi Caddesi? Yok. Harput'taydı. Harput'ta peki. O zaman Elazığ, çok eski zamanlarda. İbrahim Bey yakaladınız yine. Evet. Estağfurullah, yok. Evet. Sevgili seyirciler, Kapalı Çarşı hakikaten Elazığ'a yakışmayan bir görüntü içeriyor ve umut ediyoruz en kısa süre içerisinde o bölgeyle ilgili bir çalışma başlatılır. Ve Akdeniz'de uzun bir süredir devam eden bir psikolojik savaş var. Türkiye burada adeta bir mobbing yer durumda. Bu konuyla ilgili program ekibimizin çok değerli görüşlerini alacağız ama öncesinde hafta içerisinde gündem özel programında uluslararası güvenlik uzmanı, gazeteci, yazar Mete Yarar'la birlikteydik. Bu konuda farklı bir perspektiften yaklaştı, farklı bir pencere açtı. Şimdi o görüntüyü izleyelim. Daha sonra stüdyoda Türkiye'nin Akdeniz'de neler yaşadığını, nelerin içine çekilmeye çalışıldığını konuşacağız. Bir de Akdeniz sularında bu son dönemde yaşanan bir hareketlilik var. Doğalgaz arama, petrol arama konusunda. Şunu söyleyeyim. Bu noktada Türkiye'nin tavrını nasıl değerlendirirsiniz? Valla herhalde bunu en iyi anlatan, biz anlattığımızda kendimizi belki abartıyor olabiliriz. Yani hani bazen insan evladını çok daha güzel konumlarda falan görebilir. Geçen gün bir Yunan televizyoncusunun sosyal medyaya düşen konuşmalarını seyredebildiniz mi bilmiyorum. İzleyemedim ben. Muhtemelen arkadaşlar izlemişlerdir, sosyal medyaya düştü. Bir Yunanlı televizyoncu Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili bir televizyon programı yapıyor. Ve burada Türkiye'nin geldiği noktayı anlatan konuşmalar yapıyor. Yine Türkiye'yi çok da sevmeyen ve Türkiye ile ilgili çok da sert konuşma yapan eski bir savunma bakanı vardı Yunanlıların, çok daha yakın bir zamanda. Hatta Afrin Harekatı sırasında şöyle bir ifade kullanmıştı. Biz Ankara'ya 2 saatte gideriz gibi tabir kullanmıştı. Bu lafı söyleyecek kadar Yunan milliyetçisi olan bu adam en son Afrin operasyonundan sonra şu ifadeyi kullanmıştı.
Yok dedi. Biz Türkiye ile arayı çok açtırmışız. Yani Türkiye'nin geldiği konum, Türkiye'nin geldiği pozisyon bizim onları yakalayamayacağımız kadar açılmış durumda. Bunu nasıl yapabileceğimizi bir şekilde karar vermek zorundayız. Evet. Bu soruyu niye söyledim? Bugün Akdeniz'e geldiğimiz nokta, ki Akdeniz'deki rezervin büyüklüğü dünya rezervlerinin %50'si. Ve bu hemen yakın dibimizde duruyor şu anda. Eğer Türkiye 2019'da geçmişten de aldığı güçle, çünkü bunlar bugün yapılacak olan işler değil. O gemi yıllar önce alındı, evet. Onarıldı ve çalışmaya başladı. Bir sürü sismik gemi yaklaşık 2 yıl, 2,5 yıldan beri orada araştırmalar yapıyor. Bugün de sondajı vurduk. Hem Mersin'de vurduk, hem de Antalya'nın hem açıklarında vurduk. Birisi sığ sularda, birisi derin sularda sondaj. Ve yaklaşık 6000 metreye inilecek olan bir çalışma. Bugün ileride 2000 metreye kadar geldi. Hı hı. Eğer doğal gaz ve petrolü bulursak, Türkiye'nin ne cari açık sorunu kalır, ne Türkiye'nin her sene dışarıdan alması gereken yaklaşık 40-50 milyar dolarlık paraya ihtiyacı olur, ne de başkalarının bugünlerde çok konuştuğu gibi dışarıdan müdahale edilmesi için gereken sebepler ortada kalır. Ya biz IMF'ye bir daha hiç konuşmayız. Türkiye'de doların yükselişini bir daha konuşmayız. Ve Türkiye'nin her sene 45-50 milyar dolar civarında piyasaya aktarabileceği, yani bu piyasa dediğim şundan kaynaklanıyor. Yeni yatırımların yapılacağı, yeni fabrikaların kurulabileceği, yeni üniversitelerin kurulabileceği, yeni hastanelerin kurulabileceği yeni bir sisteme doğru gidebiliriz. O yüzden 2019 çok önemli bir sene. Ülkemiz için çok önemli bir sene. Bulunma ihtimali de şöyle söyleyeyim size. Neredeyse yok değil diyemem. Yani %90'ların üzerinde. Çünkü zaten orada bulundu. Biz de aynı yerde sondaj çalışması yapıyoruz. Bizim de bulmamamız için bir sebep yok. Peki buldururlar mı? Yani çünkü buldururlar mı? Evet, bildiğiniz gibi sınırlar, hatlar çizilmeye başlandı. İşte şuranın dışında arama yapamazsınız denildi. Denildi. Bir çemberi alındı sanki Türkiye bu anlamda. Türkiye buna sizce pabuçu bırakır mı? Bırakmaz. Bırakmaz. Evet. Yani zaman zaman bu soruyu bana çok soran oluyor. Ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Bu Türkiye 1974'te o dönem çok daha kıt kaynaklarıyla, belki o zaman hatırlayın 1974'teki ekonominin durumunu da hatırlayın. O dönemde bile buna girmeyeceksiniz, girerseniz bedelini ödersiniz dedikleri bir Kıbrıs harekatını o zaman da gerçekleştirdi. Bugünkü Türkiye o zamanki Türkiye'den 10 kat daha büyük. O yüzden de ben geri adım atacağını düşünmüyorum. Artı başka bir örnek daha vereyim. Ben bu örneği verirken çok seviniyorum, severek veriyorum. Alparslan Anadolu'ya girdiğinde tabii ki biliyorsun küçük bir orduyla giriyor aslında. Evet. O dönem için çok küçük bir ordu. Ve Bizanslar bu olayı durdurabilmek için onun neredeyse 3 misli büyüklüğünde bir orduyla karşısına çıkıyorlar. Ve komutanların bir kısmı Bizans ordusu ilerlerken ona şunu söylüyor. Ya bizden 3 kat büyük bir ordu şu anda üzerimize yürüyor. Ne yapacağız diyor. Alparslan çok rahat bir şekilde ne kadar güzel biz de onlara yürüyoruz diyor. Bence Türkiye bu kadar rahat tepki koyabilecek kadar kendisine güvenen bir ülke. Yani biz şundan endişe etmeyelim. Yani biz yaparız. Bize savaş ilan ederler mi? Türkiye savaş ilan edecek bir ülke değil. Ama bir sorun var. Bizi içeriden karıştırmak isteyebilirler. Evet. Yani geçmişte de yaptığımız, kendi içerimizde yaptığımız çekişmelere düşürebilirler. Geçmişten kaynaklanan ve hala oturup da bazı çözemediğimiz, kendi içimizde halledemediğimiz bazı sorunlar var. Bu sorunları kaşımaya çalışabilirler. İçimizde hala kripto bir sürü FETÖ'cü var. Hala kendisini gizleyen PKK'lılar var. Hala kendisini gizleyen Amerika'ya veya başka ülkede çalışan insanlar var. Bunlar sayesinde bu derin kırılmaları yaratabilecek olan ortamları yaratmaya çalışabilirler. Tek sorun bu. Eğer biz bu tuzağa düşmezsek, inanın ben kendim için artık bir şey istemiyorum ama çocuklarımızın yaşayabileceği çok daha zengin, bizden çok daha fazla imkana sahip olan bir ülkeye ulaşmamız çok da uzak değil. Evet, Mete Yarar. Gazeteci, yazar, uluslararası güvenlik uzmanı ve bu programda çok geniş konular konuştuk kendisiyle. Yakın zamanda bir savaş bekliyorum ifadesi çok ilginçti hakikaten. Çok ilginç bulduğum programın ilginç kısımlarından biriydi. Evet Sayın Evliyaoğlu,
Akdeniz'deki Türkiye'nin durumu, uygulanan şimdi, mobbing. Hafta içi zaten Mete Yarar konuğumuzdu. Evet. VTR'de de gösterdiğimiz gibi bayağı detaylı bir şekilde konuşma yaptı. Şimdi Türkiye'nin tam 572 yıllık enerjisinin karşılanabileceği rezerv bulunacağı söz konusu. Yani böyle söyleniyor. 572 yıllık bir rezerv söz konusu. Bu da yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık bir paydan bahsediliyor. Sadece bu Akdeniz olduğu için işin sadece tek muhatabı Türkiye ya da Kıbrıs değil. İşin içinde İsrail, Gazze Şeridi, Libya, Mısır gibi ülkeler de söz konusu. Tunus da var sanırım. Tabii hepsinin kıyı şeridi olduğundan dolayı bir de uluslararası açık denizlerde de sondaj çalışmaları yapılıyor. Yani birçok uzman ve analist bunun 3. Dünya Savaşı ya da bir Akdeniz Savaşı çıkmasına evet. sebep olacak diye bir şeyden bahsediyorlar. Bir olaydan bahsediyorlar. Çünkü mevcut bulunan rezerv çok çok büyük. Suriye Savaşı'nın da bununla etkili olduğunu, aslında bir yandan da Suriye Savaşı'ndan da bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Hatta Suriye'deki olay da şuradan. Biliyorsunuz Bayır Bucak Türkleri var Lazikiye'de. Hı hı. Bayır Bucak Türklerinin bulunduğu kara parçasının dibinde de buranın başlangıç noktasında doğalgaz rezervlerinden bahsediyorlar. Evet. Rusya'nın da bombalaması boşuna olmadığından konuşuluyor. İşin içinde dediğim gibi Rusya ve Amerika da şu an aramalara başladı. Hatta Fransa, İsrail, Amerika Kıbrıs'ta bir üs kurması söz konusu. Hem petrol firmaları hem de İsrail ve Fransa'nın, Amerika'nın da askerlerinin oraya yığılması 2019 yılı içerisinde bizi özellikle gergin bir yıl bekleyeceğini düşünüyorum. Ama Türkiye'nin Mete Bey'in de dediği gibi bunlara papuç bırakacağını evet. ve bu kadar büyük bir pastadan vazgeçeceğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın da açıkladığı gibi geçen hafta bir açıklama yaptı. Eski başbakan. Şu anda mevcut son başbakan. Evet. Evet, 1 mil kadar, 1 mil bile geri adım atmayacağız diye bir açıklaması var Binali Bey'in. Bakalım süreç bizi nerelere götürecek. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Peki, Sayın Sumuroğlu buyurun. Şimdi dünyada bir yeni bir düzen değişiyor bana göre. Yani yeniden her taraf pay edilmeye başladı. Evet. Demin kardeşimin söylediği gibi de Suriye'deki olaylara da baktığımızda Fırat'ın doğusunda yeraltı kaynakları var. Ve buranın şu anda Amerika'dan, Rusya'nın ve bizim bu bölgeden bir koridor açılması ve bu bölgedeki rezervin Akdeniz'den taşınması. Evet. Türkiye buna müdahale ediyor. Amerika oraya üs kuruyor. Ve demin kardeşimin de söylediği gibi tamamıyla Suriye'den başlayan ve Akdeniz'de devam edecek olan bu süreçte Türkiye kıstırılmak isteniyor. Demin Sayın Yarar'ın da söylediği gibi 3,5 trilyon dolarlık bir hazinenin evet. tabii kimse bırakmak istemiyor. Yani dünyada artık yeraltı kaynakları savaşları başlıyor bir noktada. Bu bölge çok şeye gebe, çok değişik siyasi oyunlar, çok değişik Türkiye'yi bölme oyunları, evet. Kürt devletinin kurulması gibi tamamıyla içeriği karıştıracak ama dışarıda da biz bunlarla uğraşırken dışarıda da başka film fırından döneceği bir sistem oluşuyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve hükümetimizin de bunu vatandaşların yani bizleri dönen oyunlardan çok iyi uyarması gerekiyor. Çok iyi bilgi aktarması gerekiyor ve doğru bilgi aktarması gerekiyor. Yani siyasi anlamda kendilerine siyasi pay çıkaracak söylemler yerine gerçeklerin anlatılması gerekiyor ki biz de bu içerideki oyunları vatandaş olarak, birey olarak evet. Oyunlara gelmeyelim, gelenlere de müdahale edelim. Çünkü gerçeklerle hareket etmemiz gerekiyor düşüncesindeyim ben. Çünkü buradaki dediğim gibi 3,5 trilyon dolarlık bir büyük rezerv. Büyük bir rezerv. Evet. Bu bölge için
dünyanın geleceği adına çok büyük değişim var. Çünkü bu tarafta Lübnan'ın, Suriye'nin, işte demin bahsettik, Tunus'un, Mısır'ın, herkesin iştahını kabartan evet. bir bölge. 2019 önemli bir yıl olacak. Ömerli bir yıl olacak gibi geliyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sayın Gök, buyurun. Evet, tabii bölgeyi ve bunları konuşurken biraz zamanı geri almakta fayda var. Çünkü o bölge itibariyle, o bölgeden kastım, zaten %70'i İslam ülkesi olan bölgeden bahsediyorum. Tunus, Cezayir'den inin, Libya, Mısır, bu tarafa gelin. Suriye, Yemen, Filistin ve yukarıda Irak ve Türkiye olmak kaydıyla bu havzada ilavesinde neyi bırakabilirsiniz? Kısmen İtalya'yı bırakırsınız Sicilya'dan bu tarafa. Bir de Yunanistan'ı Girit'ten bu tarafa bırakırsınız. Bir de ortada bir çıbanımız var. Nedir? İşte Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin altındaki Güney Kıbrıs Cumhuriyeti diye ilan edilen bir yerden bahsedebiliriz. Şimdi bu interland'da ne var? Bu interland'da yaklaşık, kardeşim de söyledi, işte 3,5 trilyon dolarlık bir hidrokarbon yatağı, yani doğalgaz yatağı, artı yine Kıbrıs'ın etrafında yaklaşık 8 milyar varil petrolden bahsediyoruz. Tabii ilginç olan şu, bu bölgeye bu bahsettiğimiz, işte başta İsrail olmak üzere Amerika, Fransa, arkasında bir kısımda İngiliz şirketleri var. Böyle hemen gelip konmuş değiller. Önce bir altyapı oluşturdular. Ne yaptılar bu bölgede? Yavaş yavaş bütün ülkeleri karıştırdılar. İşte Tunus'tan başladı, Mısır, arkasından Libya, işte al Cezayir'i, bu tarafa gel. Bütün bölge Suriye, evet. bir ateş çemberine dönüştürüldü. Bu ateş çemberine dönüştürülürken tabii yukarıda Rusya'da boş durmuyor. Rusya'da sıcak denizlere inme sevdası var. O sevdayı da şimdi gerçekleştirmeye çalışıyor. Biliyorsunuz bölgede şu an 9 tane savaş gemisi, 2 tane de denizaltısı var. Hatta o savaş gemisini 12'ye çıkarmayı düşünüyorlar falan. Şimdi bunlar niye söylüyorum? Bunları şunun için söylüyorum. Bölgede gerçekten Orta Doğu'nun bugün ateş çemberinde olmasının tek nedeni nedir? Yeraltı kaynaklarıdır. Başka bir şey değildir. Yani Amerika'nın binlerce kilometre öbür taraftan gelip Orta Doğu'da savaşıyor olması veya Orta Doğu'da bir etkin yapıdan kendisine menfaat oluşturmaya çalışmasının tek nedeni petroldür veya diğer doğalgaz yataklarıdır. Şimdi yeraltı kaynaklarıdır daha doğrusu. Şimdi bu bölgede de bir ateş çemberi oluşturulmuş ve bu ateş çemberiyle beraber yavaş yavaş bu bölgeye işte üsler kurulmak suretiyle artı işte yavaş yavaş petrol aramalar, doğalgaz aramaları adı altında İsrail, çünkü İsrail Güney Kıbrıs'la, Güney Kıbrıs Yunanistan'daki, Yunanistan'ın şeyi bellidir. Uluslararası statüye göre müdahale edebileceği alan bellidir. Kendi ana kara sınırları dahilindedir. Getirip ama ana karayı aşıyor. Nasıl Girit'i ana kara değildir Girit, biliyorsunuz adasıdır. O adadan başlatmak suretiyle Güney Kıbrıs'a bir anlaşma imzalamak suretiyle o bölgeyi işgal etmeye çalışıyor. Diğer tarafı İsrail, Libya ve Mısır'la. Bakın altını çizerek ifade ediyorum. İsrail, Mısır ve Libya ile anlaşma imzalamak suretiyle o bölgeye hakim olmaya çalışıyor. Rusya, Suriye yönetimiyle zaten ortak hareket ettiği için Suriye'nin yan tarafıyla neredeyse Türkiye'nin burnunun dibinde bu işlere müdahil olmaya çalışıyor derken Türkiye'ye daracık bir alan bırakılmaya çalışılıyor. Ortada kalıyor Türkiye. Yani evet. Türkiye hem ortada kalıyor hem de daraltılmış bir alana sıkıştırılmaya tabii. çalışılıyor. Şimdi Türkiye bu alanı aşmaya çalışıyor. Türkçesi bu. Yani Mete Bey'in kısmen ifadelerine katılıyorum. Ben tabii strateji uzmanı değilim. Hı hı. Ama Türkiye bu kadar yoğunluk içerisinde ne yapacak diye baktığınızda. Bakın bu doğalgaz aramaları biz kaç yıldır yapacaktık? Yeni mesele değil. Değil, değil tabii. 3 yıl evvel yapacaktık. Daha yeni başlayabildik. Artık ikinci gemimizi daha yeni hizmete sokmaya çalışıyoruz. Evet. Ve aradığımız yerler neresi? Bakın biz Kuzey Kıbrıs'ta da anlaşma yaptık. Aradığımız yerler hemen burnumuzun dibinde, Mersin'de ve şeyde yapmaya, Antalya'da yapmaya çalışıyoruz. Ona bile hudut çiziliyor. Yani. Ya onu bile neredeyse evet, elimizden evet. alacaklar. Tabii. Bizim hedefimiz ne? Bizim evet. olmamız gereken yer neresi? Bizim olmamız gereken yer Anakara sınırlarıyla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığımız anlaşma da nazara alındığında Türkiye ile Kıbrıs arasındaki bütün alan bizim olması lazım normalde. Petrol tabii. arayabileceğimiz alan olması lazım. Yan tarafa geçin, Suriye'ye doğru olan tarafta Hatay bağlantısıyla değerlendirdiğinizde neredeyse o bölgede başka ülkelerin müdahale etme hakkı teknik olarak olmaması lazım.
Ama bizi bugün getirmişler. Çok sığ bir yerde sıkıştırıp işte mobbing adını ne koyarsanız koyun orada tutmaya çalışıyorlar. Ha tutulabilecek mi Türkiye? Bence tutulamayacağını düşünüyorum. İşte Christopher's'ın geçen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamayı takip ettik. Hepimiz takip ettik. Siz Türkiye ile savaşacak mısınız diyor. Hayır biz Türkiye ile savaşa girecek kadar güçlü değiliz diyor. Ha Türkiye savaş ve buna benzer diğer sıkıntılarını Güney Kıbrıs Rum Yönetim Başkanı. Evet. Şimdi mesela geçen bir İtalyan gemisi o bölgede arama yapmak istedi. Güney Kıbrıs adına hemen savaş gemilerimiz gitti müdahil oldu. Dolayısıyla o bölgede gerekirse direkt müdahale hakkımızı da kullanabilecek bir şey içerisindeyiz. Evet. Atraksiyon içerisindeyiz. Evet. Şimdi bu tabloda ne yapacak Türkiye? İki şey yapacak. Birincisi kendi alanlarını kendisi belirleyecek. Uluslararası hukuk çerçevesinde. Ki ona çalışılıyor. Ona hakkı var. Ona, o İkincisi hiçbir şeye ama hiçbir şeyden taviz vermemek suretiyle direkt aramaları hızlı bir şekilde yapmak ve başlatmak zorunda. Çünkü biraz evvel Yunus kardeşim de söyledi. Asıl yoğunluğun olduğu yer neredeyse bizim burnumuzun dibi. Dibi. Evet. Evet. Yani bu alanda eğer bu başarılı olursa ki olacağına inanıyorum. Bizim biliyorsunuz Güneydoğu'daki aynı sıkıntıları geçmişe yaşadık. Amerikan şirketleri gelip bulup üzerini kapatıyorlardı petrollerimizi. Yani Irak'ta petrol var hemen burnun dibinde Türkiye'de yok. Öyle bir anlayış yok. Normalde teknik olarak bizde de olması lazım. Evet. Daha yeni yeni buluyoruz orada. Bu bölgede de inşallah Rabbim nasip ederse hızlı bir şekilde bu çalışmalar bitirip bakın bu çok hızlı olması gerekir. Bir oldu bittiye meydan vermemek açısından hızlı olması lazım. Ve Türkiye hak ettiği değerlerine, imkanlarına kavuşması lazım diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ya, Sayın Yasin. Bir şey var. Hani demin İslam ülkeleri dedik ya. Evet. Çoğu İsrail'le anlaşma yaparak. Yaptı deniz, zaten. Hayır, yaparak deniz yetki belge yani kendilerini yetkilendiriyor. İsrail'e devrettiler. İsrail'e devrettiler. Enteresanlık orada yani. Evet, evet. Ama kukla hepsi. Yani Mısır'da bugün İslam ülkesi ama başındaki ajan belli. Demin o söylediğin doğru bir şey. Libya'daki sahtekarlar, affedersin çok özür diliyorum. Libya'daki hainler belli. Cezayir'de şu an olanlar belli. Tunus'ta olanlar yani belli. Yani bölgeyi karıştırdıktan sonra tamamı yetkilerini... Şu an herkes bölgedeki kanla konuşuyor. Kanı konuşuyor, savaşı konuşuyor. O bölgedeki ekonomiyi şimdi sadece biz konuşuyoruz. Birkaç bu işi bilen ülkeler konuşuyor. Evet. Onun haricinde tamamıyla karıştırılmış bir bölge. Evet. Ve onların yetkileri alınmış... İsrail tarafından alınmış, anlaşmaları yapmış ve İsrail'e devredilmiş. Devredildi, evet. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilginç bir benzetmesi var. Kan kokusu almış köpek balıkları gibi evet. Düşüştüler şeklinde yorumluyor bu hadiseyi. Sayın Yazgın siz dinleyelim. Evet, ben şimdi 4 gün önceki hali hazırdaki durumunu Doğu Akdeniz'in burada somut olarak ifade etmek istiyorum. 12 ülkeden 60 tane savaş gemisi şu anda Akdeniz'de dolaşıyor. Bu 60 tane savaş gemisinden tam 25 tanesi Rusya'ya ait. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 tane uçak gemisi var orada. Harry Truman, Roosevelt ve USS Donald J. isimli destroyerler, uçak gemileri ve modern destroyerleri var. Fransa'nın var. Ve tabii ki Türkiye'nin de bölgede yeterli miktarda deniz gücü bulunuyor. Şimdi burada aslında hukuki olarak uluslararası bilgiye sahip olmak gerekiyor. Çünkü kıta sahanlığı mevzusu var. Bu kıta sahanlığı mevzusuna göre Türkiye Petrol Arama Ortaklığı ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin bu konudaki iştirakları ve uluslararası alana açık olan kısımların bir parsellerde çakışma var. Hı hı. Bu çakışmadan kaynaklanan problem burada. Onun savaşı veriliyor. Tabii ki Türkiye de bu nedenle orada büyük bir teyakkuz içerisinde bulunmakta. Hı hı. Özellikle Sonbu 30 Ekim'de Fatih isimli gemiyle oraya sondaj yapılmaya başlandı. Yani burada açıkçası Türkiye'nin askeri gücü hafife alınacak bir askeri güç değil. Dünyanın ilk 10 askeri gücüne sahip ülkelerinden birisidir Türkiye. İlk 10'dadır. Burada eğer bir paylaşım olacaksa özellikle Türkiye'nin yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketleri de buna
önlenmesine yönelik olarak yapılmış hareketlerdi. Yani bu Doğu Akdeniz'deki yapılan müdahalelerin de önlenmesine yönelik bir mutlaka hareketti. Dolayısıyla burada eğer bir paylaşım yapılacaksa Türkiye Cumhuriyeti de bunun içerisinde, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin de onayı olmaksızın orada çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Dolayısıyla bu konuda önümüzdeki günlerdeki yaşanan süreçte de Türkiye'nin dış politikasında attığı adımlarla hep birlikte inşallah bir yanlış politika izlemeksizin ülkemize bir milli mal varlığı olarak, milli bir değer olarak oradaki, çünkü burada keşfedilmeyi bekleyen 1.7 milyar varil petrol, evet, 122 trilyon fit küp gaz olacağı söyleniyor. İnanılmaz rakamlar bunlar. Evet. Eğer Türkiye'de evet, bunun bir ucundan ortağı olursa elbette ki bizim hazinemiz için çok büyük bir katkı olacaktır. Evet, peki tabii orada... Dolayısıyla vatandaşımız bundan direkt olarak... Bir taksim yapılacaksa orada bu taksimi kimin yapacağı da önemli. Yani, o zaman eğer şayet Amerika ya da bir başka ülke yaparsa... değiliz biz yani. Yani evet, bunu kabul etmek lazım. Necip yani Fazıl'ın, orada Amerika Birleşik Devletleri, evet, işte 3 tane uçak gemisi var. Evet. Rusya'nın uçak gemisi yok orada örneğin. Evet, evet. Yani i̇şte o zaman... Yani 4 gün önceki 29 Kasım itibariyle bir söylüyorum tane bölgeye ben doğru şeydeydi. Batak. Ama 25 tane evet, savaş gemisi var Rusya'nın orada. Var 12 idi, 25'e çıkmış olabilir, doğru. Evet. Ya bir ülkelerin askeri ekonomik seviyeleri ve dünya siyasetine olan şey, yani bu sadece zorlu olacak bir şey de değil. Yani evet. Amerika Birleşik Devletleri hakikaten dünya egemenliğinde her yönüyle kültürel, sanat, siyaset, askeri, yani aklınıza gelen bütün... Ya, o kadar büyütme ya. Vallahi o kadar büyüt bence. Ya, o kadar büyüt. O kadar büyüt. 9 milyon kilometre karelik alana sahip. Doğru. Tamam mı? Ama o kadar büyütme. Sen 784 bin kilometre karelik alandasın. 350 biraz milyon nüfusa sahip. Biraz Ömer Teyar şeyden bahsetti. 55 nedir tane eyaletinden hangisini söylersen bir tanesinin bir özelliği öne çıkıyor. O özelliğiyle dünyada Alparslan'ın bir numara. Alparslan'ın Anadolu'ya girişinden bahsetti. Evet. Ya bir Alparslan artık kılıçla, kalkanla, yürekle olacak. Teknolojiyle işte, çıkar. Yüreğin mutlaka teknoloji güzeldir. Teknoloji çıkacak inşallah. Çıkacak. Sabredin. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bir ajanda programının daha sonuna geldik. Katkılarınız evet, için teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, ajanda burada sona eriyor. Haftaya pazartesi saatler 23'ü gösterdiğinde Kanal 23 ekranlarında ajanda ekibi olarak yine sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.